İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Haftanın ilk yarışmacısı Fatma Nur Kıyak. 30 yaşında ve 5 yıllık evli. Aslen Tokatlı olan gelinimiz ev hanımı. Aycan Sağlam. 27 yaşında ve 3 yıllık evli. Aslen Kırklareli'li olan gelinimizin muhasebe ve organizasyon firması var. Şermin Aydemir. 27 yaşında ve 1 yıllık evli. Tekstil firması sahibi gelinimiz aslen Bitlisli. Pervin Aydın. 27 yaşında ve 4 yıllık evli. Aslen Bulgaristan göçmeni olan gelinimiz ev hanımı. Ayşenur Kurnaz. 30 yaşında ve 4 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz aslen Kırklareli'li. Haftanın ilk gününde Kocaeli Darıca'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Evet, gelinimiz 5 yıllık evli Fatma Nur gelinin 2 tane de evladı var. Bakalım bizi bugün nasıl karşılayacak, Ramazan'ı nasıl geçiyormuş. Ama onun öncesinde kısaca bir şey konuşalım. Şimdi ben böyle bir çıktım apartmandan, baktım burada bir inşaat hali var. Soracağım Fatma'ya, yani neden bu bitmedi, daha yeni mi taşındın, ne oldu ne bitti? Bakalım bize ne diyecek? Hediyemi rica edeyim dış ses. Buyurun aslanım. Mersi. Oh, ama ferah ferah. Şurası bir yapılsa güzel olur. Hoş geldiniz. Fatma Nur, hoş bulduk. Gel. Gel, gel. Ay annem nasıl güzel. Pembe gönlüm sen de. Evet. Canım ne haber? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Fatma Nur, efendim? Çok güzel burası. Evet. Gerçekten çok güzel aslında. Evet. Ama sen söyle bakalım, itiraf edelim. Kim burayı ihmal ediyor? Erkeklere bir işi yaptırmak çok zor gerçekten. Bana mı soracağım? Ay, ampulü burası... değiştirmiyor benimki. Bizim ampul de tutmuyor burası, taksa da tutmuyor. Vallahi evet. Tutmaz. İnşaat haline dediğim gibi burası. Ay, ama yapılacak. Horoz'da ne güzel duydunuz bu. Evet, yan tarafta tavuklar, horozlar. Ay çok güzel bir yerde yaşıyorsun. Teşekkür aşkım ederim. Ya. Hoş geldiniz, huzurlu sefalar getirdiniz. Hoş bulduk aşkım, sefa buldum. Konuşuruz burayı, bu sıvaları falan. Çünkü burayı yaza hazırla sen ya. Güzel evet, teras olacak. Kocaman, o kadar rahat ki. Böyle olması daha iyi aslında. Ay burada aslında. Bana bak, turşuları kur. Ihlamurları topla, kurut. Evet. Sonra tarhanayı yoğur, yap. Burada çok güzel yün de yıkanıp kurutulur Aslı Hanım. Ay dış sesçim, yani o Antepli gelinimiz yapıyordu onu. İstanbul'da banyoda yaptık. Ay bir hatırlayalım. Böyle. Batırıyoruz. Evet, arada da deterjan böyle koyuyoruz. Tamam. Bunu böyle köpüre 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 köpüre. Bak şimdi devam sonra... et, bak şimdi devam et, devam et. Evet. Köpürüyor mu bu? Hayır ama şu an ben buna deterjan koymuyorum. Sadece ıslanması için bunu bıraktım. Tamam işte, böyle aile büyükleri yardım eder. Burada beni de çağır, evet. Yapalım valla. Evet, genelde görümcemle bir araya geliyoruz ya. Ramazan önceleri. Ay, güzel. Güzelce tarhanalarımızı, içli köftelerimizi, yaprak sarmalarımızı yapıyoruz aslında. Ramazan'da çok kolaylık oluyor, çıkar ve ye. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? 18. Evet, herkes böyle söylüyor ama 30 yaşındayım. Ay maşallah. Evet. Sahiden göstermiyor. Hani niye bunu söyledim biliyor musun? Çok genç yaşın ve bu genç yaşına rağmen ne güzel şeyler anlattın. Teşekkür ederim. Yalnız farkında mısın? Kapıda muhabbeti koydum. Buyurun, içeri girin aslanım. Hadi böyle, geçelim buyurun. Aşkım. Hadi siz de gelin, çok ayakta kaldınız. Kameramanlarım, dış seslerim. Hadi hadi gelin. Ama bir koridoru gezin salona gelmeden önce. Koridor da koridormuş hakikaten. Baksanıza, çocuklar için tam koşturmalık. Fatma Nur gelinin salonu modern çizgide bir ışıltı. Mutfağı ise siyah beyaz bir konfor alanı. Gelinimizin avantgard yatak odası da 5 tonlarında bir dinginlik mekanı. Fatma Nurcuğum, vallahi salon harika, ferah.
böyle bir inşaat hali bir yerden şöyle evet. bir yer bekliyor muydu? No, beklemiyor. Dışarıdan içeri gelince bir şok etkisi yaratıyor. Kabul edin Aslı Hanım. Gerçekten öyle. Evet. Ne kadar zamandır burada oturuyorsun canım? 5 senedir Aslı Hanım. 5 senedir. Evet. Hocam yapmadılar yani sizinkiler. Orası bize ait değil. Kime ait? Orası... Ben aile apartmanı gibi evet, hissettim. Evet, aile apartmanı. Diğer aile fertlerine ait. Peki niye yapmıyorlar çatıyı? Onlar da yapacak inşallah. Yapacaklar. Hadi inşallah. Artık. İnşallah. Buradan evet. sesleniyoruz. Aile apartmanımızın diğer fertlerine efendim şu çatıya bir el atın yahu. Fatma Nurcuğum, Aslen nerelisiniz? Aslen Tokatlıyım Aslı Hanım. Eşin? Eşim Ağrılı. Burada nasıl oldu yaşama durumunuz? Aslı Hanım, biz evlenince aile apartmanı olduğu için aile apartmanına yerleştik. Gayet de mutluyum. Oh. Severek de yaşıyorum. Allah mesut etsin. İki çocuğunuz var. Evet, iki kızımız var. Ebrar Sude, İkra Sena. Ay çok güzel isimleri maşallah. Teşekkür ederim. Peki sen de mezunsun, çalışma hayatın var mı? Evet Aslı Hanım, ben lise terk, ev hanımıyım, çalışmıyorum. Şimdi kendimizce minik bir butik açmaya karar verdik. Ne üzerine? Bujiteri üzerine Aslı Hanım. Ha, çok güzel, eşinle evet. birlikte mi yapacak? Evet, eşimle, sponsorum eşim. Sponsor evet. eşim. Peki eşin ne işle meşgul? Eşim tekstille ilgileniyor Aslı Hanım. Bayan, erkek? Karışık, unisex diyelim. Aa, çok güzel, onlardan da satarsınız belki mağazada. Yok, satmıyoruz. Satmayacağız. Evet, fason takı. Olarak çalışıyorlar. Hadi bakalım, takı da seviyoruz evet. belli. Altın. Aa, harika, kapı çaldı. Evet, hadi bol şans geldi. Diliyorum. Hadi karşıla canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu da bekledik. Patlatamadık. Tam olsun. Doğum günü partisine geldik. Bir de patlatamadık. Doğum günü partisi değil de benim partim olacaktı. Hiç beğenemedik canım. İnanmıyorum ya. Talihsiz bir olay yaşadım. Hoş geldin hayatım. Ama yine de çok güzelsin. Tüh ya, nasıl böyle bir şey oldu? Vallahi doğum günü partisine gelmiş gibi hissettim ama patlatamadı arkadaşım. Patlatsaydı tam gelmiş olurduk. Ama patlatamadığı için gelmedik sayıyorum. Ama karşılamasını beğenmedim başta, onu size söyleyeyim. Bizi girişte buyur etmedi, biz de pat diye girdik. Zaten Ayşenur Hanım girince arkadan biz de devamı geldi. Karşılamada onları konfetiyle karşılamak istedim. Güzel bir eğlence olacağını düşünmüştüm ama patlamadı, elimde patladı. Beni öpmeden geçtiler, bir de hoş geldin bekliyorlar benden. Arkadaşınız sizi güzel karşıladı mı? İçeri davet etmek yerine konfetiyle hala böyle uğraşıyordum. İlk günün heyecanına ver lütfen. Veremiyorum maalesef. Halıların cinsi ne acaba? Cins derken? Yok, polyester mi? İsmin neydi? Pervin. Sizin cinsiniz neydi diye. Şunlar çok gözüme çarptı. Ben onları eşitlemek istiyorum. Ben o konuda çok takıntılıyım. Senin yapamadığını ben yapacağım. Pes yani. İnanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Hanımlar, zeytinyağı cilde çok iyi geliyor. Bakın. Dur o zaman. Ay yap. Şöyle yap, güzelce. Yap. Ne yapıyorsun Ayşenur? Makineye daha tam olsun bari. Kendi gününde benden kork Ayşenur. Bu kadar çeyiz, yoğun, başkalarından mı toplayıp da geldin? I am shock. Herkese iki tane, bence burada bir ayrımcılık görüyorum. Arabada Semih'in yanına sen mi oturursun yoksa kayınvaliden mi? Ben kapıyı açarım, kayınvalidemi buyur yaparım. Vay. Az sonra. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. İsimleri alayım. Pervin. Pervin. Şermin. Pervin Şermin. Ayşenur. Ayşenur. Aycan. Aycan. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk Aslı Hanım. İyi miyiz? Arkadaşınız sizi güzel karşıladı mı? Hayır Aslı Hanım, karşılayamadı. Hayır mı? Niye? Şaşırdım. Neden? Sanki doğum günü partisine gelmişiz gibi konfeti patlatmaya çalıştı. Evet. Patlatamadı. Bir de bize içeri davet etmek yerine... Konfetiyle hala böyle uğraşıyor. Bugün benim doğum günüm olmayabilir ama Aslı Hüner ve gelin evi benim evime geliyorsa böyle bir karşılama gerekiyordu. Canım karşılama gerekiyor ama karşılayamadım. Konfetini de patlatamadım. Onu da ilk günün heyecanına ver lütfen. Veremiyorum maalesef. Heyecandan, neyse, heyecandan. Hadi bugünün şeyini verelim. Size bakmayın. İlk heyecanına verelim. Sen tecrübeli gibisin sanki biraz böyle. O biraz heyecanlı mı? Tecrübeli değilim yani. Daha önce de çıkmadım ama yani. Bu benim doğal halim diyorsun. Evet yani. Ben evlenim böyle. Yediköy'e yeterim ben çenemle. Yediköy'e yetersin çenemle. Aynen. Tamam. Dur şimdi hediyemizi açalım mı? Olur aslında. Oldu açalım. O zaman. Hediyemi takdim edeyim sana. Aç bakalım. Öncelikle çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç gerek yoktu. Ne demek? Çok şık. Çok şık ve zarif.
Evet. Kesinlikle kullanacağım bir parça. Herhalde. Çok güzel. İyi günler de kullan hayatım. Çok teşekkür ederim. Kesinize bereket Aslı Hanım. Ay canım benim. Evet, bugün haftanın ödüllü oyununu seçeceğiz. Ama biraz daha merak edin az sonra. Çok merak ediyorum. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Ne çıkacak? Bakalım sizin şansınıza ne olacak? İnşallah ben kazanırım. Peki Ayşenur olsun. Hanım bana oradan öyle bir bakıyor ki inşallah ben kazanayım Allah'ım. Hadi bakalım sen hakkında götür. Hakkında kimin ayırırsın kazanırsın. İnşallah. Amin diyorum. Sunuma geçelim biz bir güzel. Geçelim Aslı Hanım. Sunumu değerlendirelim. Evet. Bakıyorum sen de Türk kahvesinden şaşmayan gelinlerimizdensin Fatma Nur. Evet her zaman. Her gün bir tane günlük dozumu almadan ayılamıyorum diyebilirim. Ben de bayılıyorum biliyor musun Fatma Nur? Bazı günler 4 tane Türk kahvesi içtiğim oluyor. Yok o kadar da değil. Sağlığa da zararlı zaten. Günde bir tane ideal benim için. Bir de güller görüyorum masanda. Onlar yeniyor mu acaba? Hayır tamamen. Dekoratif. Ben sunumu seviyorum. Yani midemden önce gözümün doyması gerekiyor benim için. Onun için de misafirlerime de aynı şeyi sergiliyorum her zaman. Bir şey unuttum. Sunumluk güllerim vardı. Alabilir miyim? Tabii ki. Hemen vereyim ama zaten sunum tepsin yeterince dolu. Bunlar da bir parçası. Olmazsa olmaz. Çok da güzel oldu köpüklü kahven Fatma Nur. Her zaman. En köpüklüsünü ben yaparım. O zaman ben salona dönüyorum. İçeride görüşürüz dış ses. Fatma Nurcuğum yardım ister misin? Geldim. Gel hayatım. Türk kahvesi değil mi? Evet Aslı Hanım. Yanında çikolata var. Evet. Ve gül galiba. Evet. Yapar mı o da şeker hamuru falan mı? Hayır Aslı Hanım o tamamen görsel olarak tepsiye güzel şıklık bir katsın şıklık katsın diye. Evet hanımlar. Aycan'cığım senden başlayalım mı? Çok kötü değil evet. Güzel ama daha şık olabilir de peçete yok. Yanında ve güller hiç uyumlu değil fincanlarla renk olarak. Aycan Hanım dikkat ederseniz hatta yakından bakmanızı tavsiye ediyorum. Çiçeklerimin her renginden içinde var tabağında. Evet. Evet gördüm. Lütfen. Şimdi gördün mü? Yorumlarınızı evet, gördüm. Hakkaniyetli yapmanızı istiyorum. Görmemiştim hakkaniyetli. Uzak kaldığı için ama yapamamış olabilir mi arkadaş? Evet biraz uzak göremiyorum. Sehpa en azından olaydı. Sehpamız yok herhalde. Evet sehpa kullanmıyoruz. Kullanmadık hiç yani bugüne kadar. Ya evet. En azından. Ben de Ramazan diye nasılsa içmiyoruz diye koymadın şimdi sandım. Şöyle aslanım yemek masamız var. Mutfakta yemek ayrıyetten yemek masamız tamam var. Orta sehpamız var. Bir de hani masa masa yapmak istemedim. Masa değil o zigonya hani aynen. Zigon. Evet. Zigon çok iyi gerek duruyor. Duymadık. Hadi ya evet. Bugüne kadar ihtiyaç olmadı. Hiç aslanım. Kalabalık misafir gelmiyor mu? Geliyor Ramazanlarda falan ağırlıyorum evet genelde ama evet hiç gerek duymadık. Evet zigon yok. Hep masada içtiğimiz için çayımızı yemeğimizi vesaire. Anladım. Koltukta otururken. Ben de zigonsuz bir ev bana boş geliyor. Bana İlla zigonsuz bir ev düşünemiyorum. İlla olacak zigon. Evet. Sen de mi öylesin Pervinç'i? Evet, kesinlikle. Tercih yani meselesi bir de bence. Çikolatalar evet öyle kağıtla gelmiş. Efendim? Gibi. Çikolatalar lokum mu göremiyorum yine. Evet ben çikolata. Evet bir sunum tabağında olabilir. Kazım. Ha lokumluk gibi. Lokumluk gibi şey zaten sunum kağıdında getirdim ben. Ona özel olarak aldım. Ama çikolatalar için. Hoş durmuyor. Yani koca bir tabakta, koca bir hani sunumlukta çok küçük çikolatanın güzel minimal sunumluklar var kullanılabilir de. Siz kendi gününüzde yaparsınız. Tamam. Ben bunu tercih ederim. Yarın görürsün öyleyse. Nurcuğum ben de yorumumu yapayım. Evet Pervin. Genel olarak görüntüsü harika görünüyor. Ben teşekkür de şöyle ederim takıldım. Fincanlardaki gold detay tepsin gümüş. Orada bir zıtlık var. Tepsi de gold olsaydı evet daha harika duracaktı evin konseptiyle. Evet. Hmm. Ben çok gold boğmak istemedim evet açıkçası. Ama iki hani tane parlak materyal böyle zıt
gibi geldi. Evet. Yani, dediğim gibi ama... gold gold boğmak istemedim. Evet. Hani halımla da uyumlu olsun istedim. Evet. Ankrasitlerim var yanlarda gördüğünüz gibi. Onlarla perdelerimle de hani perdelerimde de gördüğünüz gibi grilik var. Ondan dolayı böyle bir şey tercih ettim. Tamamdır. Peki. Evine mi uydurdun tepsini? Efendim? Evine mi uydurdun tepsini? Fonlarını uydurmuş. Fonlarını genel olarak yani. Oldu o zaman salon yorumuna geçelim. Gelin evinin bu haftaki ilk evinde Fatma Nur Gelin'in oldukça heybetli salonundayız. Son yılların modası gold detaylarla aydınlatılmış bir koltuk takımı kullanmayı tercih eden Fatma Nur Gelin, altın ışıltılarını mobilyalarından ve duvar dekorlarından da eksik etmemiş. Konsolun hem kapaklarında hem de üzerinde bir ayna kullanan gelinimiz belli ki kendini seyretmeyi çok seviyor. Mermer desenli yemek masasının hemen yanında konumlanmış bitkileri ve boy aynası da salonun dikkat çeken parçalarından. Bakalım büyüklüğüyle gözümü alan bu salon için gelinlerimizin yorumları ne olacak? Tatta, elimde ne var? Cam fanus var. Tahmin ediyor musunuz bakalım bu haftanın ödüllü oyunu ne olacak? Sarımsak soyma olabilir mi? Öyle mi? Demiyorum. Ben edemiyorum. Ben mutfakla ilgili bir şey olabilir diye düşündüm. Çekiyorum o zaman. Şöyle vereyim sana canım. Tutayım. Sen asiste et beni. Aa! Ne çıktı aslana? Boncuk. Kolay bir şey. Misafir ol gel bana. Börekler sarayım sana. Aa! Dat 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 dam. Birazdan oynayacağız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Malzemeler gelecek. Belki iftara lezzetli bir şeyler sararız. Ne dersiniz? Saralım. Saralım. Haydi o ben zaman. Ben kendime güveniyorum. Haydi o zaman. Lütfen dış sese takdim Tabii et. Tabii ki. Gel. Dış ses. Gel bakalım. Evet. Salonuna güveniyorsun. Evet. Dekoruna güveniyorsun. Kesinlikle. Bakalım gelinler nasıl buldu? Pervin'cim senden başlıyoruz. Fatma Nurcuğum evin çok güzel. Salonun da çok ferah. Teşekkür ederim. Takıldığım tek nokta perdelerinin gri renk olması. Çünkü salonun gold, kahve ve siyah tonlarında ve çok şık gerçekten. Evet. Ama perdenin gri ve gümüş yansımaları uyumsuz olmuş bence. Ben çok gold gold yapmak istemedim açıkçası. Evet. Perdemle halımın griliği, daha sonra ankrasit yan çıtalarında olduğu gibi aralardaki boyalar. Evet. Bunlarla uyum sağlamak istedim. Onlarda da işte sıkıntı var. Yani şöyle aslında kahvede de aynı sıkıntı oldu. Onlarda şey yapamıyorsun sanırım. Şimdi şöyle düşünün, ben sadece salon değil de hani koridorumla da bir uyum sağlamak istedim. Evet ama ayrı bir bölüm. Sonuçta orasının duvar rengi de farklı zaten. Aslında oradaki rengi burada da kullanmışsınız. Bence o da bir yanlış. Farklı konseptler. Onun dışında salonun çok geniş, konsolun çok sıkışık kalmış. Onu daha farklı bir yere de koyabilirdin. Sıkışık kalmış derken? Yani çok sağ solu tamamen boş yani. Köşeyi de kapatmış. Ayna ve bütün olarak düşündüm ben onu. Evet. Yani buraya yakıştırdım ve oraya tercih ettim. Hmm. Sen sevmedin, başka bir yerde mi olsaydı? Evet, yani daha böyle siz ne diyorsunuz konsolla ilgili hanımlar? Gerçekten. Ayna, konsol yeri sizce uygun mu? Uygun. Yani odaya bakılınca en uygun yani yere uymaz. Dediğim gibi benim yorumum bu şekildeydi. Batı. Peki fonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fonları buraya koymuş, o camına koymamış. İnce bir oraya ayrı modelden Ayşenur Hanımcığım, şimdi oraya koysaydım çok ortada kalırdı. Evet. Çok ortada kalırdı. Bu şekilde daha hani çok ayrı olmuş şimdi. Uyumsuzluk olmuş yani. Burada var. En azından bunun böyle incesini yaptırıp aynı modelinden ince olarak koyabilirdin. Çok göze çarpardı. O zaman da direkt girince böyle incecik. Fark ettiniz mi? Karton piyerin altında kalmış korniş. Burada korniş önde. Bunun yerine rustik tercih edemez miydin? Aslanım, aslında iç tarafında briz var camıma yapışık. Hmm. Ben yaz aylarında kapımı açtığım için balkona burası doğru. Balkon mu? Terasa mı çıkıyor? Evet. Sadece tül değil, briz var. Briz de kullanıyorum. Briz ne demek? Cama yapışık perde. Canım benim, briz denilen şey genelde hani mutfaklarda görürüz. Evet. Böyle cama böyle takılı olur minik çıtalarla, hatta böyle ortada toplanır. Evet, mutfağında hatta böyle gardıropların hani içi dışı görülür perde koyulur ya. Onlara denir ama bu sanki jalüzü gibi, sineklik gibi bir şey sanki. Daha komple. Daha modern bir ismi o zaman. Ben o şekilde telaffuz ettim. Ama yine de buraya rustik olur. Yani şu yanındaki çıtalar, griler vesaireler
hani yapmışsın. Şu olmamış. Naçizane oraya rustik yaparsan burası var ya wow olur. Kapının ilk girişinde karşında böyle şık mesela evet. O şu apliklerinin tarzında eskitme gibi yaptırmışsın. Evet, evet. Aynen o renkte yaptırsan tek bir kanat koysan mesela sol tarafa. Bak tam o zaman olur. Daha bütün olur. Evet. Bütünlük olur. Olur. Çok güzel olur. Fon perdelerini sadece bu kısımda kullanmış ve bu kısımda kullanmamış. O benim için tamamen sıfırdı. Ben fonlara çok takılıp kaldım. Ben sadece konsolda ayna var, üstünde ayna var. Ekstradan boy aynası falan var. Çok mu buldun aynaları? Evet biraz çok. Aynayı oldu. Seviyorum. Gün içerisinde kendime bakmayı da çok seviyorum. Ondan dolayı salonumda aynayı bol kullandım diyebilirim. Evet. Evet, boy aynası da var ya şimdi. Evet. Genelde bohem tarzlı evlere evet, koyuyorlar evet, değil mi? Evet. Salonlara koyuyorlar aynı şu aynaları. Aynı. Eskiden bu aynalar giyim odasında, kapı girişlerinde kullanılırdı. Şimdi bu aynayı ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Bundan 3-4 evet, sene önce. Evet. Ama artık alıştım. Şu aynayı ve sentetik rattan salıncak. Salonda olmaz aynı normalde ama evet, görüyoruz artık bunları. Doğrudur. Evet, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Evet Aslı Hanım. Tepsinin içinde ne var? Çerçeve. Çerçeveler. Anılarımız var. Evet, onları ama konsolun üzerine veya başka bir yere, şuraya... Orada zaten üstüne, olduğu için üstüne çok boğmak istemedim. Daha iyi olurdu veya sehpaya, buradaki oradaki sehpaya. Çünkü orada tepsinin içinde hem gözükmüyorlar... Evet. Hem de hoş durmamış. Şurada daha güzel durabilirdi bu ünitenin üst kısmındaki raftan. Öncelikle görüşünüze saygı duyuyorum. Orada zaten çocuklarımın bebeklik resimleri var, anıları var. Daha çok oraya boğmak istemedim. Hani TV ünitesi olduğu için yeterli buldum. Evet. Konsolunu da tercih ettim. Koyabilirdin. TV evet, ünitesinin üst kısmı boş. Burayı boş tercih ettim. Sehpa, orta sehpa. Burayı da mı boş tercih ediyorsun? Evet, burayı da boş tercih ettim. Bir çiçek ya da bir vazo. Şimdi şöyle iki tane küçük kızım olduğu için hani sürekli salondalar daha doğrusu sürekli TV başında oldukları için hani git gel sıkıntı olabilir. Hepsi cam. Hani bir misafir ağırladığın evet, zaman en azından bir şıklık. Bence gitmez çerçeve orta sehpaya gitmez diye. Çerçeve değil. Hani herhangi bir süslük yani. Hayır, hiç tercih etmedim. Salonu beğendim ben aslında. Ferah, güzel. Ama eksikleri gerçekten vardı. Bazı şeyler çok fazlaydı. Bazı şeyler de eksikti bence. Benim fikrimce daha doğrusu. Hiç düşünmedim. Masanın üstünde de yok. Benim biraz aksesuar mı eksik sanki? Yani çünkü bayağı büyük bir salon. Evet, evet. Çiçek çok var. Aslında, evet, aslında çiçek çok doldurmuş. Botanik bahçe gibi. Ne güzel çiçek. Yemek severiz. Masamda yılbaşında eşimin bana aldığı kokinalarım var. Evet. Atmadım. 2 yıldır saklıyorum. Ne diyorsun, o 2 yıldır evet, var mı ya? Evet aslanım. Aha, görüyorum şu anda. Evet. Bayağı iyi duruyor yalnız. Onu yakıştırıyorum yemek masama. Hı-hı. Başka da aksesuar tercih etmiyorum. Bir anlamı var mı kokinaları böyle saklamanın? Yani eşimden bana gelen her şey benim için. Şans, mutluluk. Evet. O çiçekleri evet, de kurutuyor musun başka çiçeklerde geldi? Yok, hayır, hayır. En son ne aldın eşinden hediye? Kokinaları mı aldın evet, 2 yıl önce? Evet, en son kokinaları. 2 yıl önce. Pardon, pardon, hayır. En son ne aldım, ne aldım ben Aslı Hanım? Ne aldım? Pırlanta aldı eşim bana. Vay, sevgiler, sevgiler gününde. Günü evet. Bakayım, taktın mı? Evet Aslı. Wow. Damat da bonkörmüş, güzelmiş, güzel. Peki. Kocamın eşiyim. Nasıl nasıl? Kocamın eşiyim diyorum. Ay bu da tatlı bir şey. Peki şu apliklerin fiyatı nedir? İkili fiyat 700 TL'ydi diye hatırlıyorum. Peki kanepelerin fiyatı? Takım olarak aldık yaklaşık 200 binde. 200 bin. Evet. Ay, yemek masası, konsol. Nasıl sizce? Çok pahalı. Çok, çok, çok mu pahalı? Evet. Ne zaman aldın? 3 sene önce. Bütün ürünlerim benim tasarım. Ben bu... salon takımımı seçtiğimde fuardaydı. Katalogdan tamam, seçtim. Yani çok beğenerek aldım. 200 bin. Eşim de beni kırmadı. Evet, takım olarak. Perdelerin fiyatına kadar. Pahalı. Açıkçası bak, perdelerin bak, fiyatını hatırlamıyorum. 3 sene önce yani. Hatırlamıyorum salon perdelerinin fiyatını. Ben, kayınpederim, eşim birlikte gitmiştik. Ben seçmiştim. Onlar finansör olarak... Fatma Nur halıları görmüşlerdi. Fatma Nur halıların cinsi ne acaba? Halılarım ipek. Cinsi denir derken? Yok, halının cinsi denir ama. Modeli. Yok, cins yani şey, kalite olarak yani hani ipek halı mı, yün mü cinsi ya da cinsi ipek mi, bambu mu? Plastik. Evet. Ay, şey evet.
Polyester şey, mi? İsmin neydi? Pervin. Tamam, ben söyleyeyim öyle. Sizin cinsiniz neydi diye. Öyle söylenir mi? Cins, öyle söylenir yani. Öyle söylenirmiş. Öyle alışmış. İpekmiş, cinsini İpek. Öğrendik. İpek fiyatını canım. Nasıl soralım? İpek. Fiyatı nedir? Fiyatını da dolar mı, euro mu, TL mi? TL, 2400 TL. Wow, ne kadar oldu alalı? O da 2 yıl oldu aslanım. Çok pahalı. Bu göre. Çok. Ama İpek halılar her zaman öyledir. Saf İpekse doğrudur. Saf İpekse o fiyat olamaz bir kere. Saf İpekse, şunu uydurmayın. Saf İpek o büyüklükte, o rakama, pardon yani. Ya ben de iyi bir fiyat aslanım. Susayım diyorum ama dayanamıyorum arada. İpek içerikliyse doğrudur. Evet, evet. İpek içerikli. Peki, ev kira mı, kendi eviniz mi? Ev kendi evimizin Aslı Hanım. Hı hı. Burada ev fiyatları nedir? Cinsleri ne? Aslanım hiç bilgim yok kira konusunda, ne desem yalan olur diyebilirim. Anladım, merak ettik. Başka sormak istediğimiz bir şey var mı? Var mı? Yok, avizen yok mesela. Spotlarım var. Evet aslanım. Nasıl buldunuz bunu? Yeterli oluyor musun hiç? Aslanım biz eşimle loş ortamı seviyoruz açıkçası. Böyle evet. ışık sevmiyoruz. Tebrik ediyorum. Teşekkür gözlerimiz ederim. Gözlerimiz yorulmasın. Evet aslanım diye. Kesinlikle güzel. Böyle bunları açıyorsunuz. Evet. Oh, televizyonun ışığı. Biz. Harika. Oldu o zaman, ben buradan sizi mutfağa göndersem loş. Olur. Hadi gidelim. Hadi bakalım gelinler. Gelinlerimizi mutfağın yorumlayacaklar. Ay. Salonu beğendim ben aslında. Ferah, güzel. Ama eksikleri gerçekten vardı. Bazı şeyler çok fazlaydı. Bazı şeyler de eksikti bence. Benim fikrimce daha doğrusu. Salona geldim. Oturduk. Etrafta çoğu yerde kalabalık vardı. Çoğu yer bomboştu. Sabunluklar kötü evet. duruyorlar ve bir tanesi boş gibi. Aman Ayşenur, bunu da eşitlemeye başlamadan önce bence diğer yerleri yorumlamaya gidelim. Baş edemezsin bende. Canım Ferden. Mobilya fiyatın da çok fazla. Kaliteyi seviyorum diye. Şekerim fırladı. Aşkım o zaman seni dışarı alalım. Kendi gününde benden kork Ayşenur. Darlandım ya. Toplamda 6 tane olması gerekiyordu kızlar. Demek ki yedekler kendinden. Ayşe fenasın sen ya. Canım ne yapacağım yani? Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım şimdi? Tokat'ın meşhur batını tarif ettin. Sana çok teşekkür ediyorum. Üçülemedin herhalde tatlım. Kat izlerin var. Yorumlar birazcık yapılmak için yapılıyor. Farklılık katmak istedim. Sen bence farklılık katma. Kendi gününde benden kork gerçekten. Geldim. Şekerini çıkarsa düşürecek insülin de yok elinde. Az sonra. Evet, Fatma Nur gelinin sadelikten yana olan herkesin kalbini çalacak siyah beyaz mutfağındayız. Oldukça büyük ve kullanışlı olan mutfakta o kadar çok depolama alanı var ki özellikle kalabalık ailelerin hayalidir böylesi. Mutfağında zebra store perde kullanmayı tercih eden gelinimiz beyaz eşyalarda da siyah yerine beyaz tercih ederek mekanı boğulmaktan kurtarmış. Kapı girişini küçük bir kahve köşesiyle şenlendiren Fatma Nur gelin bu köşeye uygun masasını da tam karşısına yerleştirmiş. Duvar dekorları, siyah beyaz halısı ve tavandaki ray spotlarıyla oldukça modern dekore edilmiş bu mutfak. Bakalım gelinlerimizden kaç puan alacak? Evet kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum. Önce ben yapayım istersen. Tabii. Ben şuradaki yağdanlıklara takıldım. Yarısı dolu, yarısı boş. Yemek yapmıyor musun? Yapıyorsan niye doldurmadın? Biz geliyoruz. Nasıl yani? Koskoca mutfakta ilk gözünüzü o mu çarptı? Evet, ilk gözümü o ve üstündeki boru çarptı. Çok iyi. Ben de kahve köşesindeki o önlüğü sormak istiyorum. Neden orada duruyor hani? O kahve köşemin bir parçası. Öyle mutluyum. Yemek kullanırken takılıyor diye biliyoruz ama. Evet, dediğim gibi o mutfağımın bir parçası. Ben de şöyle bir detaya takıldım. Mutfağın siyah beyaz çoğunlukla mobilyaların. Evet. Masanın ayakları kahverengi ve ahşap. Onlar da siyah olsaydı daha uyumlu olurdu muhtemelen. Ben yemek masamı kahve köşeme uydurmaya çalıştım. Ondan dolayı böyle tercih ettim ve mutluyum. Onun dışında bir de mobilyalarınla beyaz eşyalarının beyazlarında bir zıtlık var. O da birazcık göze çarpıyor. Siyah takım tercih etseydin daha evet, güzel olurdu. Öncelikle dediğim gibi ben böyle mutluyum. Bu benim tercihim. Hı-hı. Çok siyah olsun istemedim. Dediğim gibi benim tercihim. Mutluyum, böyle mutluyum. Evet, beyaz eşyalarında siyah olsaydı gerçekten o zaman onun üzerinden 10 olurdu. Benim tercihim dediğim gibi. Şunlar çok gözüme çarptı. Ben onları eşitlemek istiyorum. Ben o konuda çok takıntılıyım. Ne yapacaksın? Eşitleyeceğim canım. Senin yapamadığını ben yapacağım. Gerçekten mi? Gerçekten tatlım.
Hayır, pes. Aa. Yani inanamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bak oluyor. Hayır, o sıvı yağ ve o zeytinyağı. O sıvı yağ, o zeytinyağı tatlı. Bir şey olmaz canım ya. Aynı şey nasıl olsa. Ha zeytinyağı, sıvı yağ. Ben aynı şeyi senin evinde yapsaydım mutlu olur muydun gerçekten? Yapabilirsin tatlım, hiç sorun değil. Ayşenur orada birazcık abarttı. Öyle yapmasına gerek yoktu. Sadece yorumunu yapıp geçebilirdi. Gerçekten. Varsa bir ben şeyim buyur ya. Şu an şok iç, şok ben içerisindeyim gerçekten. Gerçekten şu an. Oluyor bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Siz de yapın, sizin benim de evimde olsun. Böyle bir şey yapsaydın asla müsaade etmezdim. Ya. Müsaade istemedim ki sizden. Ve ayçiçek yağı, zeytinyağı fiyatlarından sonra yaptığın çok yanlış. Canım zaten hepsi aynı mideye gidiyor ama. Ama artık bu yağı kullanamayacak. Mideye gidiyor zaten. Ama öyle bir şey olur mu? O zaman tereyağı da çıkartalım dolaptan. Başka hiçbir şey demiyorum. Tereyağıyla margarini de bir masamı karıştırırız. Da mahvettin. Masamı da mahvettin. İstersen dolabındakileri de karıştıralım. Sileriz canım, sorun değil. Bak ellerim de mahvoldu. Yağdanlıklar çok saçma bir şekildeydi ya. Çoğu dolu, yarısı az. Yani yemek yapıyorsun, biz geliyoruz, onları tamamen ya tamamını dolduracaktın ya hiç onları koymayacaktın yarımsa. Ben de o takıntı olduğu için ben de aldım onları, eşitledim. Hanımlar zeytinyağcıyla da çok iyi geliyor bakın. Dur o zaman, ben şuraya döktüğün yağımı şöyle güzelce cilveye gelsin, bebek gibi olsun hayatım. Canım gel sana da yapayım. Ay teşekkür ederim aşkım. Ben devam edeyim kızlar. Rice pot hiç hoş durmamış bence. Güzel bir avize olabilirdi. Evet mutfağın siyah beyaz, rice pot'un siyah ama ben hoş bulmadım. Yakışmamış buraya. Şunlar hem orada hem burada çok fazlalar. Onları beğenemedim. Bir de buradaki suplayı beğenemedim. Aşkım öncelikle bunlar senin görüşün, saygı duyuyorum. Bunlar da benim tercihim. Sizin de saygı duymanızı istiyorum. Yorumlarınızı yani birazcık haksız yeri olduğunu düşünüyorum. Abartılı haksız, olduğunu düşünüyorum. Haksız yere yorum yaptığımı düşünmüyorum. Çünkü rice pot genelde ışıklandırma için stüdyolarda vesaire kullanılır. Ben sunumlarımı yaparken orta sehpamda genelde o ışıkla çekimlerimi yapıyorum. Ondan dolayı böyle bir şey tercih ettim. Çekim ışıkları var, onlardan alıp kullanabilirsin. Ben bunu tercih ettim. Ne kadar aldın rice potunu? Yaklaşık 250 TL'ydi sanırım. 250 TL. Uygun. Fiyatı kaç yıl önce almıştın? 3 sene önceydi. Buzdolabı ne kadar? Buzdolabım 18 bin TL. Bir de şu baharatlıklar 2 tane var burada tezgahın üstünde. Bunlar yemeklerime kullandığım, hemen elimin altında pratik olanlar. Onlar da çay, kahve vesaire. Onlar için. Biri dolapta durabilirdi ama gene de. Hani yan yana biraz... Ben dediğim gibi görselliği sevdiğim için göze hoş gelen her şeyi göz önünde bulunduruyorum. Görselliği seviyorsun ama orayı niye kapamadın? İşte o takıntı bende. Evet aşkım seni de anlıyorum. Ben de aslında birazcık pimpirikliyim bu konuda ama yani yapacağım evet ileride düşünüyorum. Evet, oranın boyasıyla tamam orası okey ama evet. Oraya en azından böyle bir aksesuarla süsleseydin daha hoş evet, görünürdü. Evet haklısın. Canım perdenin fiyatı ne kadar? Perdemin fiyatı 450 TL. Halının fiyatı ne 500 kadar? 500 TL. Hal buraya çok küçük gelmemiş mi ama? Hayır, mutfak olduğu için sürekli hani bir şeyler dökülüyor, ediyor. Rahat hissedebilmek için ortaya. Evde çocuk alan yok mu ama? Büyük olduğu için boş. Genelde pandiflarla dolaştıkları için sıkıntı olmuyor bizde. Son olarak masayla kahve köşesinde fiyatını söyleyebilir misin? Yemek masam sandalyeleriyle birlikte 4500 TL. Hı hı. Kahve köşem 2400 TL. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şu tezgahın üzerindeki sabunluklar kötü evet. Duruyorlar ve bir tanesi boş gibi. Aman Ayşenur bunu da eşitlemeye başlamadan önce bence diğer yerleri yorumlamaya gidelim. Sen bilirsin canım ben senin için yani kötü bir şey demedim. Senin iyiliğin için derim ben onlara. Kızlar yorumlarınız bitti galiba. Bitti de siz. Haftanın oyununa gidelim mi o zaman? Gidelim. Hadi bakalım o halde. İstikamet salon. Ev sahibi kendini hiç savunamadı. Ben olsam daha güzel savunabilirdim kendimi. Misafir ol gel bana börekler sarayım sana diyoruz. Haftanın ödüllü oyununu oynuyoruz. Şimdi efendim haftanın ödüllü oyununda görmüş olduğunuz bu şahane altın kolyeyi vereceğiz. Bakalım kim kazanacak ama gelin öncelikle bu kolyeyi sizin için nasıl seçtik birlikte izleyelim. Müge Hanım merhabalar. Yine kolye seçiyorsunuz galiba. Evet dış ses hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Güneş kolye mi deniyor bu modele? Evet güneş kolye. Geçen haftalarda takmıştık gelinlerimize inanılmaz beğenildi. Şöyle tekrardan bu hafta gelinlerimize bu güneş kolyeden hazırlamıştım. Ona bakıyordum.
O zaman ben size teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederim Dusis. Hoşça kal. Görüşürüz. Evet, hemen kuralı hatırlatıyoruz. 90 saniyemiz var. 90 saniyede en çok kalem börek saran gelinimiz bu görmüş olduğunuz armağanımız olan altın kolyeyi kazanmış olacak. Öncelikle dilerseniz ben bir tane göstereyim. Tabii. O tarz saracağız. Tabii ki düzgün olanları seçeceğiz. Gerçekten biçimsiz varsa onu eleyeceğiz. Şimdi işte görmüş olduğunuz üçgen üçgen hazırlanmış zaten yufkalarımız. İster kaşıkla alabilirsiniz, ister elinizle alabilirsiniz. Ellerimizi yıkadık geldik. Aynen. Hani genelde böyle Ramazan'da çok güzel olur sahurda, iftarda. Evet. Değil mi? Benim anneciğim rahmetli babam çok severdi. Ay canım benim, mekanı cennet olsun. Hep bunu yapardı. Şimdi bu şekilde gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde. Tamam mı? İster su, ister yağ. Siz hangisini isterseniz batırıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bitti. İşte bu. Görüntümüz bu olacak. Okey mi? Okey aslanım. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi o zaman hep birlikte şöyle bunu da buradan alıyorum. Hatta şuraya bırakıyorum. Rol model kendileri. Şimdi 3, 2, 1, başla. Evet, sen de benim gibi elinle koymayı fazla tercih ettin. Fazla mı olmuş? Fazla mı olmuş? Biraz daha muntazam, biraz daha muntazam, güzel. Evet, suyumuz çok yavaş yapıyorsun. Güzel. Biraz daha hızlı. Kızlar diyorsun. Sizi duymuyorum. Acaba yufkalı abartmana gerek yok içini doldurmaya. Değil. Çünkü taşar. Ay orası yemuk oldu. Benim elim boldur aslanım. Evet. Aza, yemuk öyle oldu. Aza gitmez. Etrafa bulaştığı için de yapışabilir. Biraz yaydır ben. Ne olsun. Fırında mı yapıyorsunuz, yağda mı yapıyorsunuz bu böreği? Biz yağda severiz aslanım. Bence de bunun hakkı yağda kızarmaktır. Biz o da bunları böyle yaparız, buzluğa atarız, böyle poşetlere doldururuz kalem böreği. Yerden taşıyor gibi, bak dikkatli yapmaya çalış. Allah. Bak güzel. Elin de böreği çok az oldu. Örnek şurada. Ya bir sırda içinde evet. Yapıldı. Bakayım, güzel. Aslan, oldu. Ne bir koyuyor içine. Bakayım, oldu ama. Evet görüyoruz, güzel gidiyor. Bunlar kızaracak iftarda. Hop, yiyeceğiz. Dikkatli ol da. Güzel. Peynirler her yere döktün ama bak olmuyor. Evet, kızlar, övgülerinizi bekliyorum kızlar. Neyi bekliyorum? Hiç önemli değil, devam et. Neyim olan sarı şu an mı? Kayınvalidenin yanında yapsaydın yani. Evet, Allah muhafaza. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alayım şöyle tabağı hayatım. Şöyle aslanım. Evet, 90 saniyede gelinimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalem börek sarmış. Yarın kimdeyiz? O pek de kalem'e benzememiş ama biraz dolma böyle olmuş. İçi dolma olan. Daha lezzetli. Hadi bakalım yani. Siz nasıl saracaksınız? Yarın Aycan'cığım sen ne diyorsun? Ben 7'den fazla saracağım eminim. Diyorsun. Fatma Nur, evet. Hadi bakalım o zaman. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradan yatak odasına göndermek istiyorum sizi. Ben hadi şuraları gidelim. Toparlayayım. Hadi bakalım olur, gelinler gelin sizin yatak gidelim. Odasına. Geçiyorlar. Evet, işte karşınızda Fatma Nur Gelin'in avantgardlıkta sınır tanımayan yatak odası. Başlı başına bir mobilya ağırlığındaki şatafatlı yatak örtüsü odanın havasını epey ağırlaştırmış. Oyma detaylı özel kesim, ahşap yatak başlığını takımın parçası olan komodin ve makyaj masasıyla tamamlamış gelinimiz. Makyaj masasında sadece dantel örtüler kullanarak yatak odasına nostaljik bir hava katan gelinimizin gardırobu da bu oda için biraz büyük geldi bana. Beyaz tüllerini sadece bir adet fonla hareketlendiren Fatma Gelin, bakalım avize kullanmadığı yatak odasıyla nasıl yorumlar alacak? Evet kızlar, yatak odası için yorumlarınızı bekliyorum. Fatma Nur, bizi çok güzel bir yatak odasıyla karşıladın. Girdiğim an çok beğendim ama açık. Tek problem benim için halıydı. Halı biraz eski model kalmış. Mobilyaların gayet güzel. Kızlar halıyı ama ben... Ama halıyı buraya uyduramadım. Halıyı ben seçmedim. Halı çeyizimde vardı. Yengem aldı Tokat'tan.
Anladım. Ondan dolayı yani benim zevkim evet. değil. Yengem ama aldığı için mobilya yine de yatak odana daha güzel bir halı tercih edebilirdin. Onun dışında beğendim. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Ben yatak örtünü çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Onun dışında mobilyan çok güzel. Renk uyumu güzel olmuş. Evet. Açık, ferah duruyor ama evet. bir canlılık da katabilirdim bence gene. Ben nut renkleri seviyorum açıkçası. Pastel tonları. Hangi renkleri seviyorum dedim Fatma Nur? Nut. Nut olduğuna emin misin onun? Pastel. Nude onun doğrusu. Nude. Evet. Nude. Haklısın Düşkes. Dediğim gibi kendi zevkim, beğenerek aldım, severek kullanıyorum. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 40.000 TL. Yatak örtüsü mü? Yatak örtümün 5.000 TL. Mobilyan 40.000 TL. Evet. evet. Fatma Nur, perdelerin çok fazla yere değiyor. Biraz daha kısa kullanabilirdin. Evet, açıkçası bu dikim hatası kızlar. Ben biraz daha böyle iki parmak yukarıda istemiştim. Bu şekilde gelince tekrar göndermedik. Öyle de kaldı. Keşke çok toz toplar. Perdelere değmişken ben de şuna değinmek istiyorum. Orada fon yok, burada fon var. Evet, tek taraflı. Aa, ne yapıyorsun Ayşenur? Ayşenur, şaka mısın? Perdenle birlikte bir şey daha düştü. Aa. Olmuşken tam olsun bari ama çıkmadı. Makineye daha tam olsun bari. Atayım canım ya, Atay'a götürürüm. Cuma günü geldiğinde alırsın benden. Yerim. Kendi gününde benden kork Ayşenur. Beklerim canım, gel. Baş edebilirsen korkayım ama baş edemezsin benden. Canım perden. Yatak odasında Ayşenur Hanım'ın perdemi sökünce fon perdemi, ben şoka girdim. Şok yaşadım yani. Çıkarıp attı, yatağımın üzerine attı. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Fon perdelerini sadece bu kısımda kullanmış ve bu kısımda kullanmamış. O benim için tamamen sıfırdı. Ben fonlara çok takılıp kaldım. Yatak odasında da aynı şekildeydi. Oradakini dayanamadım, söktüm yerinden artık. Yaptırmışken şuraya da yaptırman lazım. Ve böyle de aşık hayatım oluyor. Ben altta stor kullanmışsın. O tarafta mobilya olduğu için düz duvarımı hareketlendirmek istedim. Ondan dolayı tek buraya taraflı düşündüm. Buraya farklı bir şeylerle böyle hareketlendirme yapabilirdim. Fatma bence şu an çok daha güzel oldu gerçekten. Evet. O da bayağı bir aydınlandı. Aydınlandı. Bence böyle bence kullanmalısın. Teşekkür ederim Ayşenur. Rica ederim canım. Fatma Nur, peki ev senin diye biliyorum. Evet, neden ev spot benim. Yerine avize kullanmadın? Yani avize de kullanabilirdin burada. Evet. Ve tavan... avizenin olduğu yer sanırım boyanmamış, öyle kalmış. Daha önce de avize mi vardı? Evet, duy vardı kızlar. Biz tavan alçak olduğu için açıkçası ben istemedim avize olmasını. Ondan dolayı bu ışıklar bize yetiyor. Biraz karanlık. Loş ortamları seviyoruz. Peki. Bir de ben mobilya takımını buraya çok kaba buldum açıkçası. Kaba yani büyük. Biraz daha minik ebatlarda kullanabilirdin, alabilirdin. Kızlar, mobilyalarımın tipi avantgard olduğu için ben de avantgard aşığı biri olarak bunu tercih ettim. Tercih meselesi tamamen. Tabii. Peki buraları niye halı kullanmadın? Evet. Yani mutfağa küçük bir halı kullandın sonuçta. Evet. Aynısından buraya da kestirebilirsin. Çok halı sevmediğim için böyle tercih ettim diyebilirim. Zaten hiç halı sevmemişsin ki, her yer boş. İki tarafta da halı. Bir tane minik halı, bir tane ortada halı. Aşkım böyle yani seviyorum, böyle kullanıyorum. Ayşenur, sen ne dediğini biliyor musun tatlım? Ay ben ne dediğimi biliyorum zaten. Perdemi söküyorsun yoğun yoğun diye. Hı. Halım yok, halım olmayınca da neden halı yok diyorsun? Ben senin perdene yoğun demedim, sade dedim ve sadelik derken şu. Buraya koymamışsın, buraya koymuşsun. Aşkım bu şimdi sade olmadı mı sence? Şimdi daha şık oldu. O ayrı sade bir halı katıyordu. Tek. Bunlar çift. Peki Ayşenur. Perde fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Alttaki stor ve perde. Tülüm 2400 TL. Evet. Fonum 1400 TL. Sadece tül mü 2400? Evet. Çok değil mi? Dipleri güpür detayı olduğu için bu fiyat bana iyi geldi açıkçası. Ne kadar zaman önce aldın tüllerini? Yaklaşık 2 yıl oluyor. 2 yıla göre bence, bence çok sanki. Fazla. Evet, biraz fazla. Mobilya fiyatın da çok fazla. Kaliteyi seviyorum diyeyim. Fatma Nur, onun dışında mobilya takımın çok güzel ve modern, avantgard demiştin. Dantelleri pek yakıştıramadım. Avantgard olmasına rağmen pek uyumsuz kalmış. Yatak örtün çok güzel, perdelerin evet. çok güzel ama danteller biraz eski model. Evet, öncelikle duruyor. Yorumuna saygı duyuyorum. Dantellerim el emeği, göz nuru çeyizim evet. olduğu için ben serince mutlu oluyorum. Gördükçe mutlu oluyorum açıkçası. Bakar mısın? İlmek ilmek emek. Nasıl evet, beğenmezsiniz? Dantellerin güzel bak. Ya pek de hayret, Ayşenur beğendi. Yok, yatak odunu da yatak örtünü de beğendim ama perden yakıştıramadım. Kusura bakma.
O senin zevkin. Model olarak güzel model ama olarak bence güzel. De odaya uymamış. Ama odan çok şık ve modern olduğu evet. için o sebepten evet. söyledim. Yani perdeyle demek istediğim çok boğmuşsun orayı. Burası kahve, burası şey. Bu da çok aşkım, çok boğmuş. Bu da, bu da uyumlu bakar mısın? Uyumsuz demiyorum bebeğim sana. Boğmuş diyorum, boğmuş. Ben daraldım. Şekerim fırladı. Aşkım o zaman seni dışarı alalım. Ay gidelim yani. Çık şuradan. Aa. Ay. Takıldım zaten. Gerçekten inanamıyorum ya. Benim günümde yaptıklarına bakar mısınız? Kendi gününde benden kork Ayşenur. Yatak odasında da perde için aslında gerekli sebepleri vardı. Çünkü orada gardırop olduğu için fon perdenin diğerini takamadı. Yatak odasında fon perde istediği için bir kanat kullanmış. Bence normaldi. O kadar büyük tepki vermesine gerek yoktu Ayşenur'un. Ayşenur orada birazcık abarttı. Yani öyle yapmasına gerek yoktu. Sadece yorumunu yapıp geçebilirdi. Sorması ayıp. Şimdi o fon perdeyi kim asacak yerine Fatma Nur? Ayşenur öncelikle bunu makineye atacak herhalde. Daha sonrasında asacak diye düşünüyorum. Çıkarttığı için gerçekten inanamıyorum. Ayşenur bayağı bir hazırlanıp gelmiş. Sence gerçekten Ayşenur perdeyi evine götürecek mi Fatma Nur? Bilmiyorum, götürebilir. Ayşenur'dan her şey beklenir gördüğüm kadarıyla. Perdemi söktüğüne göre... Bu arada gelinlerimiz de biraz tedirgin oldular sanki ortamdaki gerilimden. Çok fazla evet. gerilim oldu şu an. Yani çok gerdiler ortamı Ayşenur ve Fatma Nur. Sinirlendim ben de. Yanaklarım al al oldu fazla. Gerçekten. Yani çok fazla fazla yorumlar yapıyor. Gereksiz yorumlar yapıyor. Yani yorumdan ziyade artık hareketleriyle bir şeyler yapmaya başladı. Yağdan sonra perde yani evet. çok fazla. Tamam, ortamı ben yumuşatayım biraz o zaman. Çok iyi kendine olur. Gelir misin bilmiyorum ama. Biraz zor olacak. Aynanın önünü biraz boş buldum. Hani bomboş daha doğrusu, hiçbir şey olmamış. Evet, evet. Onları aslında biraz bir şeyler açıkçası koyayım. Açıkçası odam avantgard olduğu için ben aynamın önünü tamamen boş bıraktım. Hı-hı. Hani incik cincik sevmiyorum. Sadelik her zaman, sadelik ve şıklıktan yanayım aslında. Tabii. Böyle bir düşüncem de var. Bu şekilde. Biraz fazla sade kalmış Fatma Nur. Yatak başlığını çok beğenemedim yani. Nasıl yani? Temizliği zor olmuyor mu? Evet kızlar, temizliği zor oluyor açıkçası. Tek tek süpürgeyle çekiyorsun, siliyorsun aralarını. Ben kulak çöpüyle temizliyorum, yeri geliyor. Evet. Ama severek kullanıyorum. Sevdiğim bir şeyle uğraşmayı da seviyorum açıkçası. Birazcık çizilmeler var sanırım, çok uğraştım. Hayır hayır, çizilme değil. Onlar tamamen kendi modeli. Kendi görüntüsü. Şurasında ama biraz evet, siyahlık var. Siyahlık kendi var. Hayır. Ha, kendi modeli. Yani. Mobilyanın kendi modeli. Evet. evet. Defo gibi duruyor burada. Hayır hayır. Evet, kesinlikle defolu duruyor. Değil. Darlandım ya. Yatak odamda çok gereksiz yorumlar yapıldı. Çeyizimi serelim de birazcık kendime geleyim. Çok iddialıyım o konuda. Hadi gidelim. Görelim. Yapalım. Görelim bakalım. 5 yıllık evli Fatma Nur gelinin çeyizi yeni gelinlerinkini aratmayacak kadar kalabalık. El örgüsü şallar ve patikler, iğne oyası yazmalar, bir gökkuşağını andıran havlular dizi dizi baksanıza. El emeği göz nuru envai çeşit el işiyle bezeli çeyiz, bakalım gelinlerimizi memnun edebilecek mi? Evet kızlar, çeyizim için yorumlarınızı bekliyorum. Önce ben gene başlayayım sana canım. Sana tabii. En favori parçan hangisi? En favori parçam kızlar, annemin çeyizinden bana kalan hasipek. Şalım. Bunu severek, çok güzelmiş bu. Severek çok özel günlerde kullanıyorum. Çok benim güzel. İçin çok değerli. Anneannemden anneme, annemden de bana kaldı. Fatma Nur, bizim için çeyizini sermişsin. Çok teşekkür evet. ederiz. Buradaki bebekleri merak ettim. Onlar nedir? Evet. Bu amigurumi bebeğimi ben yaptım kızlar. Ya. İlmek ilmek emek diyebilirim. Kesinlikle. Aa, el emeği göz nuru. Evet. Her şeyiyle. Bir de orada bir adı tane da var. Daha var sanki. Adı da Efnan. Efnan bebek. Neden Efnan? Öyle, içimden öyle geldi. Onunla o kadar çok vakit geçirdik ki gece ve gündüz. Adını Efnan koymak istedim. Bunu da mı sen yaptın? Evet, onu da ben yaptım. Bebek çıngırağı.
O da sanırım bebeğinin oynadığı evet. bir oyuncak olarak. Hayır aslında yani olacak bebeğime kaldırdım diyebilirim. Şurada bir lif gördüm ama çok güzel. Hangisi? Şu öndeki. Şu mu? Yok yok şu pembeli olan. Şu. Siyah pembe. Evet. Evet bu da el emeği. Onu çok beğendim ben de. El emeği göz nuru bu da. Bir de bir şey sormak istiyorum. Tabii. Çeyizin gayet dolu 5 yıllık evliyim demiştim. Bunları evet. hiç kullanmadın mı? Sadece saklıyor musun? Bunlar kullanmadıklarım diyebilirim. Kaç adet seccaden var? Kızlar açıkçası sayısını tam olarak bilmiyorum. Acaba bu kadar çeyiz yoğun başkalarından mı toplayıp da geldin? Hayır. ama gerçekten ama işte, I am shocked. Yani şu an sayısını bilmiyorsun, etmiyorsun. İnsan kendi yani, sayısını bilmez mi? Peki bunlar da mı el örmesi yoksa evet, hepsi, hazırlar mı? Evet hepsi el emeği, göz nuru, hepsi güzel. İlmek ilmek emek. Şunu çok beğendim. Aynen. Hepsi ayrı ayrı. Bana çok güzel. Peki neden öyle bir şey düşündünüz? Seccade sayını bilmiyorsun. İnsan kendi evindeki seccadeyi, tülbenti her şeyi bilir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Acaba siz kendi gününüzde öyle mi yapmayı düşünüyorsunuz? Öyle bir şey yapacak olsam sana bu şeyi fikri söylemezdim canım. Bu da çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Teşekkür ederim. Kızlar havlularımın çoğu Bursa havlusu. Evet. Çeyizimin yarısında teyzemin emeği de çok var. Teyzem bana yaptı bunu. Eline sağlık teyzemin. Bir de şu fike takımını çok beğendim. Alabilir miyim? Teşekkür ederim tabii ki. Şöyle yardım edeyim. Bu da çok güzelmiş danteli. Evet. Şöyle. Güzelmiş onun da. Evet. Hepsi bunlar annemin el emeği göz nuru kızlar. Şunlar da mı canım? Evet, onlar da. Bir de burada bir şey var. Üzerinde aşkım yazıyormuş. Evet. Bu da çeyizinin bir hatırası. Evet, o da çeyizimin bir parçası. Liflerini hiç kullanmıyor musun? Liflerimi kullanıyorum aslında. Bunlar kullanmadıklarım. Şimdi şurada yazmalar da var ama. Şu mavi el işlemesi var mı yoksa? Hepsi el işi mi? Evet, hepsi el emeği göz nuru. Bu çok güzelmiş özellikle. Peki yazmaların el işlemi? Yazmalarımın hepsi iğne oyası kızlar. Hmm. Ben şunları annem çok beğendim. Özenle bana yaptırdı. Çok evet. hoş. Ya. Teşekkür ederim. Onun yeleği de var. Şu an nerede tam olarak bilmiyorum. Yatak odası yorumlarından sonra gelinlerimiz biraz daha sessizler Fatma Nur. Bence çeyizini beğendiler. Bence de ben de beğendiklerini düşünüyorum. Dişsiz. Ama 50 bin edeceğini sanmıyorum canım. Biraz yeter. Şu anda evet. yani böyle bir cevabı hak ettiğimi düşünmüyorum. Hepsi el emeği, göz nuru, ilmek ilmek Zinkler emek. Zinkler de hepsi şu, el emeği, göz nuru. Bebeğin yani bebeğimin her detayı göz nuru. Buna sen evet. nasıl böyle bir cevap verebilirsin? Ben sadece bunun için yorumlamadım canım. Hepsi için yorumlarım. Eli bir neçeni düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Daha o senin kararın. Daha farklı şeyler bu olabilirdi. Bu kullanılmış mı? Hayır aslında kızlar. Belki bir defa belki bir defa özel günlerde kullanmış olabilirim. Birkaç defa sayılır. Biraz fazla kullanılmış. Bir defa mı? Birkaç defa Benim mı? Benim dikkatimi sayılır çeyiz olabilir. Seccade patiği yok herhalde. Senin çeyizinde. Ben ilk defa öyle bir şey duyuyorum. Nasıl oluyor acaba? Ya bizim tarafta var. Sizi bilmiyorum ama. Yok ben hiç duymadığımda görmedim. Yok genelde oluyor mu seccade? Ben de yöresinde olmuşum. Olabilir belki. Yeleklerim biraz az geldi bana. Kaç tane yeleğim var? Toplamda 6 tane olması gerekiyordu kızlar. Adet belki aralara karışmış evet, olabilir. Peki. Demek ki yelekler kendinden. Ayşe fenasın sen ya. Canım ne yapacağım yani Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım şimdi? İçimde mi tutayım? Aşkım bazen bildiklerimizi içimizde tutsak Ay, daha iyi ben olur. Canım. Beni yedin Her şeyi bile. De söylemek gerekmez. Şuradaki krem yani. Rengi şalı alabilir miyim Ayşe Nur? Şal mıdır o nedir? Bakalım hemencik. Kaç adet şalım var? Şalım 3 adet herhalde. 3 adet olması lazım. 2 tane gösteriyor. Yedekleri de kızlar araya, aralara karışmış olabilir. Bunu sen mi yaptın? Evet canım? Onu ben yaptım canım. Makrome. Nerede kullanıyorsun bunu? Duvar süsü olarak. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çeyizle ne gibi bir alakası var onu anlayamadım. Yani elemeyim evet. Sadece. Kendim yaptım. Burada biraz enteresan duruyor da. Onun dışında da gayet koymayı güzel. Tercih ettim. Anladım. Görmenizi istedim. Elemeyi de sen mi yaptın? Evet, onları evet. da ben yaptım. Açıkçası ben Ayşenur Hanım'ın ne yapmak istediğini anlamadım. Ne mi yapmak istiyorsun? Bu ne? İçinden çıktı. Gerçekten Hadi mi? Hadi bakayım yorumla şimdi. Aşkım. Bence onlar birbirine bağlıydı o yüzden içinden. Nereden bağlıydı tatlım? Olabilir bunun aslında tamamen dediğim. Gözümden kaçmış. İşte ne yapmak istediğimi anladın şimdi. Tam da sana denk geldi. Aynen çenemden de kurtulamazsın. Kızlar bu çeyiz 50 bin lirayı hak eder mi? Asla Hayır. hak etmez asla. Sizinkileri de göreceğiz diyorum. Gel buyur Geldiğinde gör. Geldiğinde görürsün. Göreceğiz.
Çeyizi bazı şeyler toplama olabilirdi. Evet, havluları çoktu. Yani 5 yıla göre havluları çoktu. Ben inanmıyorum bu arada çeyizindekileri. Hepsini başkalarından topladı. İnsan kendi çeyizindeki seccade sayısını bilmez mi? Başkalarından toplayıp geldi bence. Özellikle çeyizime toplama demeleri beni çok üzdü. Hepsi el emeği, göz nuru, aile yadigarı şeylerdi. Tokatlı Fatma Nur gelinin bugünkü iftar masasında bir çay saati havası var. Börek, poğaça ve pastanın yanında tabii ki Tokat'a özgü lezzetler de var. Hadi bat ve yaprak sarmasını anladım ama tabakta bir başına duran asma yapraklarına hiç anlam veremedim. Neyse artık daha fazla lafı uzatmayalım ve sözü gelinlerimize bırakalım. Gelinimizin iftar masasındayız. Tokat'ın meşhur batı ve sarmasının tarifini bizler için hazırladın. Sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü hem basit, hem lezzetli, hem hafif. Evet. Çok güzel bir öğün. Aslında Ramazan'da da mideyi asla rahatsız etmeyecek, sakinleştirecek güzel bir lezzet. İstersen o bizim için hazırladın. Bir onu izleyelim hep birlikte. Olur tabii ki Aslan. Hadi bakalım. Kolay gelsin Fatma Nur. Bugün ne hazırlayacaksın misafirlerine? Teşekkür ederim. Yaprak sarma yapacağız. Tokat usulü. Neden özellikle yaprak sarmasını tercih ettin? Tokat'ın nesi meşhur? Tabii ki yaprak sarması. Bu arada sarmaya geçmeden önce kıyafetini görebilir miyim Fatma Nur? Tabii ki. Yöresel kıyafetimiz. Hakikaten çok yakışmış. Bu Tokat yöresine ait bir kıyafet mi? Evet. Annelerimiz, teyzelerimiz böyle giyer. Sen de çok güzel düşünmüşsün. Tokat'a özgü yöresel kıyafetlerinle yaprak sarması yapacaksın bugün bize. Evet, nedir malzemelerimiz? Yıkanmış pirincim var. Küçük küçük doğranmış kuru soğanım, maydanozum, biberim, biber salçam, domates salçam, baharatlarım var ve sıvı yağım var. Bir su bardağı. Sarmanın içini çiğden mi yapıyorsun Fatma Nur? Evet. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle altınlarımı çıkarayım. Aman dikkat et Fatma Nur. Sokak ortasında başına bir iş gelmesin altınlarının. Göz kulak oluruz. Peki neden sokakta yapmak istedin sarmayı? Hava çok güzeldi, dışarıda yapmak istedim. Doğru söylüyorsun. Bugün hava mis gibi. Altınların da gözümü kamaştırdı. Şöyle bize enerji versin. Evet, enerjimizi de aldığımıza göre başlayalım yaprak sarmanın içine hazırlamaya. Başlayalım siz. Orada ne kadar pirinç var Fatma Nur? 2 su bardağı. Suda beklettiğimiz için birazcık şişti. Bir Tokatlı olarak sık sık yaprak sarması yapar mısın? Sık sık yaparız. Şimdi ne koyuyorsun? Şimdi kuru soğanımızı koyuyoruz. Maydanozumuzu. Kuru soğan kaç taneydi? 1 baş. Peki ya maydanoz ne kadar? O da 1 demet. Biberimiz, yeşil biberimiz. Maşallah elinde bolmuş Fatma Nur. Biz yaptık mı bir tencere yaparız dişsiz. Biber salçamız. Peki biber salçası olmadan sadece domates salçasıyla yapsak olmaz mı? Rengi o kadar yoğun olmaz. Biz seviyoruz renginin koyu olmasını. Salçaların ev yapımı mı Fatma Nur? Evet, ev yapımı. Salçalarını da sen mi yapıyorsun yoksa? Yok, ben yapmıyorum. Komşumdan alıyorum. Ne koyuyorsun şu anda? Karabiber. Ne kadar karabiber koydun? 1 tatlı kaşığı. Tuz. Baharatlarını göz kararı mı ayarlarsın hep? Evet, göz kararı. İnsan 5 yıllık gelin olunca yemekleri de göz kararı yapabiliyor tabii. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Sıvı yağımız son olarak. Oo, yağ konusunda da çok cömertsin Fatma Nur. Şimdi karıştırıyoruz. Şöyle güzelce. Peki sence gelin evinin ilk gününde gelinlerle iyi anlaşabilecek misin Fatma Nur? Hiçbirini tanımıyorum açıkçası. Evime güveniyorum, kendime güveniyorum, sunumlarıma güveniyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ben kesinlikle sunum perisiyim. O zaman ben de sunum perisinin gününü şenlendireyim mi? Dış ses, bana Tokat yöresinden bir müzik verir misin? Seni mi kıracağım Fatma Nur? Hemen geliyor. Thank you.
Dış ses. Burada tek başıma oynatmaya çalışıyorsun. Gelip yanında oynasana. Kusura bakma Fatma Nur. Ben ancak kamera arkasında eşlik edebilirim sana. Bu arada altınları da atacak mısın sarmanın içine? Tabii ki de hayır. Aa, neden öyle dedim? Bence yaprak sarmaya altın çok yakışır. Yakışıyor mu dış ses? Çok yakıştı tabii ki. Bir sunum perisine de böyle farklı bir yaprak sarması yakışırdı. Altın sunumlu yaprak sarması. Gerçekten de çok iddialısın Fatma Nur. Şimdi ne yapacaksın peki? Şimdi sarmaya başlayacağız. Sorması ayıp. Hiç eldiven kullanmaz mısın Fatma Nur? Hayır, asla kullanmam. Neden? Elimin lezzetinin geçmesi lazım dış ses. Ellerin lezzetli olduğuna göre dikkat et de gelinlerimiz ellerini yemesinler. Yiyebilirler mi? Yerler belki de lezzetinden. Başına her şey gelebilir. Bu haftaki gelinlerimizin her biri birbirinden hırslı geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Daha önce yaprak sarması yaptığına emin misin? Tabii ki de dış ses. Neden öyle söyledin? İçime bir kurt düştü. Gerçekten Tokatlı mısın emin olamadım. Tabii ki de Tokatlıyım. Şimdi göreceğiz bakalım Tokatlı mısın değil misin? Önce yapraklarımı seriyorum. Sermeden sarılmaz mı yani? Asla. Tamam da o kadar yaprağı serersen masalar dolusu yaprak sarması sarman gerekir. Biz de tencereler dolusu saracağız. O zaman bir tencereyi alıp eve götürürüm Fatma Nur. Götür dış ses, afiyetle yersin. Peki ideal sarmanın nasıl olması gerekir Fatma Nur? İçinin az olması ve sıkı sıkı sarılması dış ses. Seninkilerin içi biraz fazla dolu değil mi? Hayır, tam kıvamında. Kalınlığı serçe parmağım kadar mı bakayım? Serçe parmak. İki serçe parmak gibi olmuş Fatma Nur. Birazcık da etli olsun. Malzemeden asla kaçmam. Malzemeden kaçmıyorsun ama elin çok ağır. Bu hızla sarmaya devam edersen akşam olur. Yavaş olsa da lezzetli olacak dış ses. Vallahi yavaşlığına bakıyorum da hala Tokatlı olup olmadığından emin değilim Fatma Nur. Tabii ki de. Tam bir Tokat kızıyım. Belli olmuyor mu? Madem kendine güveniyorsun o zaman sana 60 saniye süre Fatma Nur. 60 saniyede kaç tane sarma yapabilirsin? Bir 10 tane yaparım herhalde. O zaman süreni başlatıyorum. Bir dakika sereyim o zaman. Hadi ser bakalım bekliyorum. Evet, yapraklarını da serdiğine göre artık başlayabiliriz. Ne dersin? 60 saniyede o kadar yaprak biter mi? Evet biter. O zaman tamamız. Başla! Verdiğim sözü tutacağım. Şimdi hepsini bitireceğim. Tokatlı olduğunu kanıtlamak için mi yapıyorsun Fatma Nur? Kendime inandığım için. Yapabilirim ben bunu. Bence yapamayacaksın. Sadece 30 saniyen kaldı. Yapacağım. Beni doldurmadı ses. Son 5, 4, 3, 2, 1. Yapamadın. Yaptım. Şaka bir yana. Bravo sana Fatma Nur. Dış ses. Benim yemek tarifim bitmedi. Bir de ne yapıyoruz biliyor musun? Ne olabilir? Ne olabilir? Adana mı yapacaksın? Hayır. O zaman Urfa. Hayır. Dur bir dakika düşünüyorum. Bir Tokatlı olarak kesin Edirne usulü ciğer yapacaksın. Tabii ki de hayır. Kilis tava mı? Hayır. Bulamadım Fatma Nur. Hadi söyle ne yapacaksın? Bat yapıyoruz. Hay Allah beni bildiği gibi yapsın. Tokat'ın meşhur batını nasıl tahmin edemedim? Peki mutfağa girmeden üzerini değiştirecek misin? Tabii ki de. O zaman üzerindeki yöresel kıyafetini bir kez daha görebilir miyiz? Tam bir Tokat kızıyım. Dış ses gördün mü? %100 Tokatlı olduğumu sana ispatladım. Şimdi gidip batımızı yapalım. O zaman hadi bakalım istikamet mutfak. Hadi gidelim. Tokat'ın meşhur batının malzemelerini izleyicilerimiz için sayar mısın Fatma Nur? 1 su bardağı yeşil mercimeğim, 1 su bardağı kısırlık ince bulgurum. Hafif diri kalacak şekilde haşladım. Daha sonra dinlenmeye bıraktım. İçerisine dereotu, maydanoz, yeşil soğan, kuru soğan, 1 kaşık tatlı biber salçası, 1 kaşık da domates salçası. Yarım domates ve asma yaprağımız var. O zaman hadi başlayalım. Şimdi malzemelerini doğrayalım. İnce ince kıyıyoruz bütün yeşilliklerimizi.
Dereotunun saplarını atmıyorsun anlaşılan. Hayır. Lezzeti orada. Yani ailece hep böyle yaparız. Anneden gelme, baba tarafından, büyüklerimizden gördüğümüzü yapıyoruz diyelim. Daha sonra ekliyoruz. Hemen diğer yeşilliğimize geçiyoruz. Dereotu ve maydanoz dışında başka ne girecek içine? Yeşil soğanımız, taze yeşil soğanımız. Tokat yöremize ait. Bu arada dışarıda çok gürültü var Fatma Nur. Evet, karşımızda bina yapılıyor. Onun çalışmaları bütün gün devam ediyor. Neyse, duymamazlığa gelelim ve yemeğimize dönelim. Bat Tokat'ta oldukça meşhur değil mi? Evet, Bat Tokat yöresine ait, Tokat'ımıza ait meşhur bir ana yemek değil de böyle özel günlerde yapılan atıştırmalık gibi bir şey. Gözlerim yaşardı. Soğanın gözlerini yaşartmaması için bir püf noktan yok mu Fatma Nur? Şöyle bir söz biliyorum ben. Bir kadını ağlattıktan sonra kendini ateşe atan tek varlık soğandır. Gerçekten çok özlü bir sözmüş Fatma Nur. Bu arada ne yaptın, ne ettin hiç bilmiyorum ama gözlerini yaşartmamayı da başardın. Yalandan ağlar mısın hiç? Hayır. Hiç ağlamadım. Ağlayacağımı da sanmıyorum. Şimdi bu kadar dereotu doğradım. Bu kadar yeterli. Daha önceden doğradığım domatesi ilave ediyorum. Son olarak tuzum. Tuzumu ekledim. Son olarak salçamı ekliyorum. Şimdi yavaşça suyumu güzelce harmanlayacağım. Daha derin bir kapta karıştırsaydın hayatın çok daha kolay olmaz mıydı Fatma Nur? Hayır tabii ki. Daha sonra güzel sunumluklarım var benim. Onları alacağım. Sadece hazırlık aşamasında böyle. Evet, Tokat yöresine ait batımız hazır. Şimdi içerisi için daha güzel sunumluklarıma koyup geliyorum. Ellerine kollarına sağlık. İftarda tadına bakmak için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Evet. Afiyet olsun. Peki, şimdiden. Çok teşekkürler. Başka neler hazırladın misafirlerin için? Üzüm yaprağı hazırladım. Yine Tokat'ın meşhur. Sarma. Zeytinyağlı değil mi o da? Evet, zeytinyağlı sarmamız. Antep'ten sizin için özel getirttim. Acılı, kuru dolmamız. Bisküvi ezmeli cheesecake. Çok güzel. Susamlı kurabiyem. Samsun'a ait Bafra nokulu. Nokul, evet. Bafra nokulu. Evet. Bir de Sinop'ta da var değil mi? Evet. Sinop'ta kıymalısı, da var. Kıymalısı, üzümlü cevizli bu galiba. Evet. Daha sonrasında fellah batımız. Fellah köfte mi o? Evet, ay, fellah köftesi. Daha yeni geldik Adana'dan biliyorsun. Her evet. Masada Adana'nın meşhur fellah köftesi. Yani burada da görmek enteresan oldu. Bu şeye benzedi. Arpa şehriye salatası var ya her masada. Bu da ona benzedi. Evet. Bu yani Adana sonraki ilk günümüz ya. Evet aslan. Biz böyle hemen bir Adana'yı hatırladık. Ne yapalım? Güzeldi. Ne güzel. Vallahi çok güzeldi. Ne güzel hatırlatabildiysen. Ay canım benim, ellerine sağlık. Afiyet bu güzel olsun. Lezzetleri yaparken sana destek olan herkesin ellerine sağlık. Evet. Tabii ki iftariyelik zeytinimiz var, pidemiz var, hurmamız var. Olmazsa olmazımız. Evet Aycan'cığım, nasıl buldun sunumunu? Sunumlar çok uyumsuz geldi bana. Aa. Yani hem cam hem porselen, bu köfteler camda, yaprak camda, bunlar... cam olmamış yani. Böyle... Ciddi misin evet, ya? Nasıl olmalıydı? Değil mi? Ya ben Aycan Hanım'a şöyle cevap vermek istiyorum. Ver. Kusura bakma, lafını böldüm ama yemek takımım bu kadar sunuma yetersiz kaldı. Ben de bu şekilde takviye ettim. Tabii. Hepsi kendi kullandığım sunumluklar. Yani bu şekilde.
Tabii ki de evet, yetersiz. Zaten hiçbir yemek takımının bu kadar fazla evet. parçası yok, biliyoruz. Fakat şunu demek istiyorum. Yani bunları porselen kullanmışsın, diğerleri cam. Şunları da kullanmasaydın, hepsi cam olsaydı güzel olurdu bence. Kaşıkları çok beğendim, güzeller. Masanla uyumlular ama tabaklarınla bir tık uyumsuz. Aslında tabaklarında da gold detayı var. Nasıl evet, evet. buldunuz? Evet, tabii evet. Ama şu mermer desenler... Masayla uyumlu. Masanda da var bence. Masanın mermerine uyumlu çatal kaşık koymuş daha ne yapsın? Aslı Hanım bence... Hiçbir evde görmedim vallahi. Bence yorumlar birazcık yapılmak için yapılıyor. Öyle mi diyorsun? Evet. Bence kesinlikle. Öyle değil canım benim. Bütün herkeste bardak var, bende yok. Aa! Sana yine mı denk geldi, orası? İnanmıyorum ya. Ya yine bana denk geldi. Ayşenur. Herkese iki tane, bence burada bir ayrımcılık görüyorum. Kesinlikle öyle yani bir gözden kalkmış. Bu kadar altında kaldığın için bunu da bana şey olsun diye yapmışsın belli oluyor. Oh my god. Ayşenur'dan çekeceğim var kesinlikle. Aha. Hemen versene bence. Canım hemen. Buyur, ben sana kendi bardağımı şöyle takdim edeyim. Ben de destek vereyim. Neyse hadi bu seferlik böyle olsun. Kızlar bir daha olmasın. Nasıl buldun peki bardak uyumunu falan? Yani... Çok sade buldum Aslı Hanım. Bu yani normal. Günlük mü demek istiyorsun? Aynen öyle. Şuralar goldlu, en azından şuralarda goldlu bir şey olsaydı ya da daha farklı bir model olsaydı. Artı şuna değinmek istiyorum. Ütülemedin herhalde tatlım. Kat izlerin var. Aşkım öncelikle sana şöyle cevap vermek artı bir istiyorum. Telefonu bölüyorum. Aşkım ne ya? Ahşap yani, ahşap. Daha bugün tanıştınız şimdi ya. Şimdi şöyle bir cevap vermek istiyorum. Bu bardakları ben özel günlerimde misafirlerime ikram ediyorum. Bunlar benim için özel gün bunlar bardağı. Bunlar benim evde günlük kullanılıyor. Geldiğinde o senin tercihin, bu benim tercihim. Öyle yorumuna cevap vermek istiyorum. Sonrasında örtülerime şey dedin, ütüsüz dedin. Evet. Bu kadar yetişebildim diyorum. Seni de gününde göreceğiz. Bir de bunu söylemiştim. Öyle. Farklı sence? Olabilirdi. Beni hiç görmüyorsun da ben bir böyle bir... Zaten Aslı Hanım çok ben... Çok fokus oldu o tarafa. Ben onu yüzüklere soktuğumda zaten karışıyor modeli yani tarzı ama o şekilde. Ama tamam da mesela şu dikiş şey katlama izleri var. Aşkım kırışıyor şöyle Aslı Hanım alabilir miyim? Aç bir sır. Şu şekilde ben şu şekilde yapıyorum mesela. Şu şey, önceki modeli bu şekildeydi. O değil ama kat ütü izi gelsin, var diyorum. Ütü gelsin. Kat izi var diyorum bakın kat. Ben de sen bu kadar yetişebildim. Sen bildiğin aç bir sır yüzüğü koyup bizim önümüze koymuşsun. Sağ ol sen de benim önüme koydun sıkıntı yok. Bir şey söyleyeceğim bu hani şey gibi keten de değil hani nevresim takımı kumaşı fark ettin mi? Pamuklu. Aslı Hanım yıkanabilir canım. Günlük. Çok güzel yani yıkanır çok hemen evet, elde. Leke tutmuyor. Bunu ben böyle buharlı bir ütüyle ços ços ütüleseydin şunu böyle. Evet. Böyle fışt koysaydın. Hani ben kat izinden çok hani şurada kırışıklıklar var ya. İşte Aslı Hanım. Ya bu şey çok yani misafire biraz daha özenli olabilir. Haklısınız. Ama nereye yetişeceksin seni de anlamaya evet. çalışıyorum. Yani, oyundan hak verin lütfen. Tabii. Yoksa kesinlikle size yani kesinlikle. En güzel sunumlarımı hazırladığından emin olabilirsiniz. %100 eminim. %100 hiç şüphemiz yok. Evet şöyle devam edelim. Herhalde şeylerde lekeler falan var ona dikkat ettim biraz. Hayır o leke değil canım onlar... Yıpranmışlık mı? Yani öyle diyebiliriz. Bence de. Yaşanmışlık yaşanmışlıklar var bunlar. Yaşanmışlık diyebilirim. Bak. Şu mesela kayınvalidesini evet. yemeğe aldığında yaşandı bu, bu leke. Değil mi canım? Olabilir, evet. Ben aslında. Gelmiştim geçen hafta, bu da benden ötürü. Yaşanmışlıklar var burada. Kesinlikle aslında. Bir de bunları kalitesiz yapıyorlar aslında, evet. sen de haklısın. Evet. Değil mi? Bu kadar çabuk yaşanmışlıkların buraya da yani yansımaması gerekir. Ne çabuk yaşadık ya bunları ya. Hep bu üreticilerin kabahati değil mi? Kesinlikle. Üreticilerin kabahati, bu da insanlık hali, ne yapsın? Kız ama bak hepsi gold. İş yani sizin evet. tabirinizce yani altın. Gold. Evet. Aslı Hanım, evet. hepsi gold ama bu bakın. Bu gold değil. Madem gold gold ya, bunu nereyle uydurdun? Aşkım, ona uyum olarak bakma, farklılık katmak istedim. Yani farklılık, öyle düşün. Sen bence farklılık katma. Ayşenur, kendi gününde benden kork gerçekten. Gel canım, ben hazırlıklıyım, merak etme. Geleceğim. Günümde yanımda. Geleceğim, merak etme. Biz de hazırlanalım bari giderken. Evet. Bizde var mı eklemek istediğiniz şey? Aa evet. Pervin de burada. Benim şekerim çıksa da insülin düşür. Ama senin şekerin çıkarsa düşürecek insülin de yok elinde. Yine tebrik yolu. Alkışlarımı sunuyorum sana. Alkış mı yapıyoruz? Gerçekten. Alkışlıyoruz ve Pervin giriyor. Evet Pervin, söz Pervin'de. Fatma Nur, öncelikle bize bu masayı hazırladığın için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle baktığımda gayet güzel görünüyor. Benim de tek takıldığım şuradaki ahşap detay oldu. Her şey gold, mermer çok uyumlu. Sadece evet. ahşap uyduramadım. Yani onun dışında ben çok beğendim.
Teşekkür ederim. Evet. Sen mi yaptın bunları makrome ahşapla? Evet ben yaptım. Güzel. Aslında o yönden bir koymak istedim. Fark hani ettim. El emeğimi size sunmak istedim. Ne kadar güzel yani. Yemek evet. takımlarının çok güzel fiyatı ne? Yemek takımımın fiyatı 10.400 TL. 10.400 TL. Su takımının evet. fiyatı ne? Su takımının fiyatı yaklaşık 350 TL'ydi herhalde. Güzel. Normal. Ekonomik. Kırışıklığıyla gündem olduğu için çok merak ettim aslanım. Peçetelerin fiyatı ne acaba? Peçetelerimin fiyatı 90 TL'ydi herhalde altılı. Hmm. Bunun örtüsü var mı? Ben de onu merak ettim. Hayır. Masama örtü ihtiyaç duymadığım için sadece peçeteli evet, peçetelik olarak kullanıyorum. Anlıyorum. Peki keşke bir de normal peçete koyaydım. Kağıt peçete mi? Evet. evet. Yok mu? Getirmedim. Hmm. Onların fiyatı ne? Onların fiyatı 7800 TL. Yani kağıt peçete yoksa yani sıkıntı büyük. Yok kürdan da mı yok? Eyvah kürdan var. Var aslında. Var. Tuzluk. Tuzluk da var. Tuzluk da var. Karabiber? Karabiber de var. Böyle sallama ki boş. Karabiber de var. Boş. Eyvahlar olsun. Bu da boş. Ah. Boşlar. Bakabilir miyim canım? Tabii. Evet, boş. Boşlar. Allah Allah. Evet unutmuşsun sanırım. Var aslında bakın donmuş herhalde bu. Keşke evet, önceden bakayım. Evet kırkırtık ediyor aslında. Bakayım bakın. Yavrum. Yok aa, ama içimdekiler olabiliyor. Yavrum dur bakayım. İçine sen bunun pirinç falan koymadın mı? Ayşenur'cum zaten yemeklerimin tadından emin olduğum için zaten. Hiçbirine tuz ihtiyaç duymayacağınızdan emin olduğum için doldurmadım. Öyle söyleyeyim o zaman. O kadar yani. Dur ben bir bakayım şu içinde tangırt. İçindeki bu tangırtılı ne bu? Hakikaten kapak bir şey. Kapak Allah Allah. Dur, bir dakika yavrum. Bunlar boş. Kullanılmamışlar. Yani. Kapak sallanıyordu. Ne aslanım? Vallahi içinde kapak unutmuşlar. Bak. Gerçekten. Vallahi mi? Senin suçun yok. Üretici. Bak yine üretici. Hep bu üreticilerle bizim derdimiz. Kapak var içinde. Hiç kullanılmadı o zaman bunlar. Kullanmamışlar. Aslında aynen. Doldursaydım neye ekleyecektiniz mesela? Tatlarından eminim. Belki ben tuzlu. Belki batı ekleyebilirdik. Dediğim gibi tatlarından eminim. Sizin de emin olacağınızı düşündüğüm için eklemedim. Ama emin bak. Olamadık. Neyse artık. Ne yapalım? Şimdi öğrendin iftara kadar doldurursun artık bunları. Evet. Peki. Dolu kalacak. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok şu an benim. Emin misiniz? Sanki var da içine atmış gibisin. Ben korkuyorsun ev sahibine. Ben arkandayım. Yok korkmuyorum. Ayşenur o kadar konuştu ki artık diğer arkadaşlarıma yer kalmadı diye düşünüyorum ben. Ben de burada bir fikir vermek istiyorum açıkçası. Tabii. Şimdi böyle bir hani çeşitli masalar hazırlandığında camla porselini bence kullanabiliriz. Hani hepsi ama şu olmaz hani cam, porselen, melamin, metal, işte başka bir materyal, farklı bir materyal. Duyan gelmiş gibi değil de birbirine uyumlu cam, porselen, gümüş kullanılabilir bence. Yani mühim olan uyum içerisinde olması. Anlatabiliyor muyum? Bazen böyle orada pembe, orada mor, orada işte alakasız bir şey. Orada bir bakıyorsunuz söz tepsisi. Anlatabiliyor muyum? Yani hani duyan gelmiş gibi değil de uyum içinde olmalı. Mesela burada bakın iki tane uzun servis tabağı var. Burada birine da aynı sarma, şekilde. Geliyorum. Birine sarma, birine açma koymuş. Dönüyoruz tam paralelinde yine burada bu şekilde. Evet. Yani burada bir düzen sağlamaya çalışmış. Ellerine, kollarına sağlık. Bunun yanında bir çorbayla bence nefis bir iftar olur. Evet. Ellerinize, aslında, kollarınıza sağlık diyeyim. Afiyet olsun. Başlamadan önce bir şey sormak istiyorum da. Arkadaş neleri kendisi yapmış acaba? Ha, onu merak ettim. Tabii onu merak ediyorum. Tabii söyleyebilirim. Evet, biliyorsun Batı yaptı bizler için. Batı yaptım. Bisküvi ezmeli cheesecake'i ben yaptım. Aha. Görümce çatlatan muffini görümcem yaptı. Görümce çatlatan evet. muffini görümcesi yapmış. Demiş ki beni benden başkası çatlatamaz. O tarifi ilk görümcemden tattım. Daha sonrasında tarifi alıp ben yaptım. Ondan daha iyi olunca da görümce çatlatan muffin koydun ismini. Ve buraya size sunmak istedim. Ay ne tatlış. Yakın çek. Aman. Çatlamak isteyenler çatlayabilir rahat rahat. Çatlatacağımız biri var mı? Benim yok. Kızlarım varsa, özellikle Ayşenur Hanım'ın. Benim yok. Ay canım ben çatlamam sen merak etme. Ben çatlatırım insana. Vallahi ya öyle gibi gözüktü. Evet. Aferin güzelim sana bir şey olmasın. Oldu o zaman hayırlı iftarlar dileyelim mi? Dileyelim. Gelinimizin düğününü izleyelim mi? İzleyelim. Hadi bakalım düğündeyiz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. İkram masasında su yoktu. Peçetelik yoktu. Eksikleri vardı. Ben kaşıklarını mermer desenli seçmiş, masasına uydurmuş ama diğer tabaklarına vesaire uymuyordu. Bardak eksikti.
ve bardakları çok günlük, çok sadeydi. Ben onları günlük kullanıyorum. Fatma Nurcuğum, her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum aslanım. Canım benim, eşinin ismi neydi? Semih. Semih'le nerede, nasıl tanıştın, ne zaman tanıştın, anlat bize. Aslanım, Semih'le eşimle, biricik eşimle 8 sene önce babasıyla çalıştığı firmada tanıştım. Eşimin babasının tekstil firması vardı. Tekstil firmasının aşçısı da benim babamın yakın arkadaşıydı. Bir gün part-time işçiye, elemana ihtiyaçları oldu. İşte Fatma Nur ve birkaç arkadaşı diye beni babama rica etti, gelir mi diye. Ben de öyle gittim. Daha sonra eşimle ilk merdivenlerde karşılaştık Aslı Hanım. Nasıl oldu? O da bizim bu binamızda ilk, yani çalışmaya geldi. Binanın altında mı tekstil atölyesi var şu an? Eşinizin ve babasının. Evet, kayınpederinin. Evet. Daha sonra çok heyecanlandım. Ya bir şey söyleyeyim, heyecanlanıyor insan değil mi o ana gidince? Evet. Ay dur, el ele tutuşalım. Semih'i gördün merdivenlerde, çarpıştınız mı? Çarpışmadık aslanım. Hay Allah. Çarpışmadık. İşte o gün geldik. Ben bilmiyordum hani kayınpederimin oğlu olduğunu, patronumun oğlu olduğunu bilmiyordum. Onu da bir, herhangi bir işçi zannediyordum. Öyle bir iki ay kadar falan çalıştık. Öyle sandın, iki ay boyunca. Aynen. O da orada bir işçi zannetti. Evet, işçi zannediyordum çok onu iyi. Da. Daha sonrasında birbirimize ısındık. Ay eski kader filmleri işte. Gibi değil. Aynen mi? Öyle. Hatta bir gün babam... İyi misin şu an kalp çarptı? Evet. Tamam, ellerimizi bana bırakalım, geldi mi? Aynen. Tamam. Bir gün babam beni hani part-time olarak gittiğim iş yerinde bir ay boyunca kalıcı olarak kaldım. Daha sonra babam hani beni istediler Fatma Nur kalsın diye. Ben de bir gün babam beni getirdi, dedi ki kızım size emanet. Hatta kayınpederimin şöyle bir söyleyişi var. O gün bugündür kızınız bize emanet diye. Aradan 7 yıl geçti. 2 yıl sonra evlendik işte. 5 yıllık evliyiz bu şekilde. Tamam, o zaman bırakıyorum elini. Bırakalım. Bırakıyorum. İyi geldiniz lan. Ay harikasın. Peki evlilik teklifi nasıl geldi? Bu da önemli. Evet. Aslanım, aslında şöyle, ben evlilik teklifi almadım. Hani böyle partiler, kutlamalar yapıyorlar ya, öyle bir teklif. Havai fişekler. Almadım. Boğaz köprüsüne yazdırmalar. Aynen. Almadım aslında. Yok öyle bir şey. Hayır, almadım. Eşim askerdeyken bana şöyle dedi, Fatma Nur dedi, nişan yüzüklerimizi al dedi, ben geliyorum. Ne, kim dedi? Eşim. Askerdeyken? Evet. Yüzükleri de sen aldın. Ay, öyle altın falan değil, hani böyle gümüş. Ne güzel. Aramızda. Olsun. Daha sonrasında aileler tanışınca tabii. İlk görüşte aşk gibi aslında sizinki. Kesinlikle öyle aslanım. Maşallah. Ben bir evin bir kızıyım, bir çocuğum. Eşim de bir evin bir oğlu. Ne güzel denk gelmiş. Öyle. Allah mesut kader etsin bir tane. Sonra istediler, neler yaşadınız, söz, nişan, bu süreç nasıl geçti? Bu süreç biraz hızlı geçti Aslı Hanım. Eşim askerden geldikten sonra 2 ay içerisinde sözlendik. 6 ay sonra nişanımız oldu. 4 ay sonra da düğünümüz oldu. Çok güzel. Bu şekilde gelişti. Daha iyi değil mi böyle hızlı? Bence de, yani bu işlerin, hayırlı işlerin uzatılması yanından değilim ben de. Evet. Bu nedir? Aslı Hanım, nişan bu... Nişan mı, düğün mü? Hayır, bu düğün. Benim nişan, söz, kına, düğün. Evet. Onlar silindi açıkçası. Ne diyorsun? Talihsiz bir olay yaşadım Aslı Hanım. Tüh. Maalesef bunlar var. Olsun bir tanem, olsun. Fotoğraf çekimini ne kadara yaptırdınız? Ayşenur Hanım, açıkçası hatırlamıyorum. Geçmiş gerçekten zaman bunu merak ettin ya. Hatırlamıyorum. 5 sene önce. Fatma Nur, kaç yaşında evlendin? Yani o süreç çok hızlı geçti dedin. Neden daha hızlı geçti? Hani neden biraz daha zaman tanımadınız, tanımak için birbirinizi? Onu evet merak ettim. Yani biz yaşa bakmadık, zamana da bakmadık. Birbirimizi sevdik ve sürece ayak uydurduk diyelim. Evet, çok güzel. Peki düğünde takı falan ne takıldı? Evet. Kaç kişi geldi, katıldı? Yaklaşık düğünümde 350 kişiye yakın kişi vardı. Çoğu kişi de gelememişti. Ne takıldı? Neden gelemedi? Neden gelemedi Aslı Hanım? Eşimin tarafı gelemedi çoğu, hani doğu bölgesinde olduğu için. Baba tarafım gelemedi. Yani nasıl desem, nasıl gelemedi? Hani mesafe, iş güç, yani o sebeplerden. Ki bir küslük, kırgınlık falan mı var? Yok aslında. Benim bilmediğim var mı bilmiyorum ama öyle gelişti yani. Öyle gelişti, evet, diyorsun. Fatma Nur, sanki birilerine kırgın gibimişsin. Böyle çok... Değil mi? Böyle bir üzüntü. Aslında böyle hayır. Böyle bir hani boynun hafif bir büküldü. Evet, hani herkes ister en güzel gününde herkes yanında olsun, sevdikleri yanında olsun. Yani
ne diyebilirim? Nasıl ilerledi bu süre? Yani neden böyle bir nasıl? kırgınlık var sanki? Hayır, böyle aslında kırgınlık yok. Daha doğrusu ben bir evin bir kızı olduğum için, evet. Hani evlilik ne kadar isteyerek evlensen de hani o yuvadan ayrıldığın için içinde bir burukluk olur. Yani o ana gittim şu anda da. Peki ondan şey, senin ailen nerede yaşıyor? Benim ailem bir Gebze'de yaşıyor. Yakınsınız. Ha, yakınız. Bir otobüs var aramızda. Çok güzel. Yani hani uzak bir yere de gelin gitmedin. Evet. Hani o kadar içini burkacak bir şey yok. Öyle değil hayır, mi? Hayır, yok yok, hayır. Kesinlikle yok. Dediğim gibi hani bir evin bir kızı olmak, kıymetlisi olmak. Hani daha sonrasında... Şimdi bir evin tek oğlu, evet. Tek gelinisin. Evet, çok şanslıyım o konuda. Bunun da lüksünü, bunun da avantajlarını yaşıyorsun herhalde. Kesinlikle aslında. Mesela ne gibi avantajları var? Aslı Hanım, yani bir dediğin iki olmuyor ya, öncelikle, evet. Anlat kesinlikle biraz Aslı Hanım. Elti yok mesela diyor. En güzeli. En güzeli mi? Ay aşk olsun ya. Aslı Hanım ben ya. Çok kıskanç görümce biriyim. Görümce de yok mesela. Görümcem var görümce. Aslı Hanım ama o konuda görümce şanslı olduğunu düşünüyorum, hmm. Evet. Aa evet, görümcen cupcake yapmıştı hatta. Evet, görümce çaldı. Arkadaş gibisiniz görümcenle. Evet, kesinlikle Aslı Hanım. Çok bütün güzel. Bu süreçte de yanımda oldular, onlara çok teşekkür ediyorum. Evet, buradan düğünde da. Ne takıldı konusunu biz bir türlü konuşamadık, evet. Ya duyamadık, evet, sanki. Evet Aslı Hanım, bana 6 tane bilezik takıldı. Daha sonrasında 17 bin nakit gelmişti. Hı hı. 23 çeyrek vardı. 8 tane de yarım vardı. Hı hı. Nasıl değerlendirdiniz bunları mesela? Biz o zaman Aslı Hanım araba almıştık. Hı. Araba almıştık. Daha sonra hatırlamıyorum biz nasıl desem kayınpederimle bir olduğu için kesemiz. Ben hani parasal konuda. Nasıl bir kayınpederle kese nasıl bir? Hani eşimle kayınpederim çalışıyorlar. Evet. Evet. Parasal konularda hiçbir fikrim yok. Hani ne alınır, ne verilir bu konuda hiçbir fikrim yok. Hı hı. Ondan dolayı hani yorum yapamıyorum ne oldu. Ama şunu biliyorum, araba alındı. Hı hı. Öyle yani. Araba ortak mı? Efendim? Araba ortak mı diyor? Evet. Bir tane mi araç var? Hayır, iki tane araç var. Eşimin de var, kayınpederimin de var. Güzel. Evet. Kızın yatırım yapıldı o zaman. Benim henüz yok. İstiyorsun galiba. İstiyorum, evet. Hadi bakalım. Evet. Kayınvalidenler de bu binada mı oturuyor? Evet, kayınvalidem de alt katta oturuyor. Onu peki, da çok kimler, seviyorum. Anlatsana kimler oturuyorsunuz bu binada? Bu bina kayınpederim, kayınpederimin evet. Erkek kardeşi. Tamam. Ve ben. Kayınpederinin erkek kardeşi, yani eşinin amcası. Evet. O da mı bu işi yapıyor, tekstil işini evet, yapıyor? Evet, o da tekstil işini yapıyor. O da mı ortak? Yok, hayır, o ortak değil. Ha, değil, anladım. Hep birlikte güzel geçiniyorsanız evet, sıkıntı yok hayatım. Evet, çok şükür, çok mutluyuz. Oh, maşallah. Başka bir sorumuz kına var mı? Kına gecesinde kaç kıyafet giydin? Bir tane bindallı giydim. Kınanda peki avcunun içine? Çeyrek kondu. Araya gireceğim Fatma Nur ama ne olur söyle. Senin içinde bir ukde kalmış belli ki. Nedir o? Ne gibidir ses? Siz de bana katılıyor musunuz kızlar? Bir şey yok mu? Sanki böyle bir üzgünlük var yani. Şey var. Ben aslında yok. Neden öyle hissettiğiniz anlamadım. Açıkçası şaşırdım yani. Gayet mutluyum. Maşallah. Allah arttırsın ama. Amin diyelim. Peki ne takılmıştı başka? Yedi kelle takıldı aslında. Yedi kelle ne demek? Yani tam altın. Bakayım var mı üstünde? Hangisini kastediyorsun? Siz bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz. Siz ne diyorsunuz aslında? Bu ne şimdi? Kelle. Bu kelle mi? Evet. Amanını kelle, kelle. Hayatım bu tam altın değil ama tamın daha fazla. Beşi bir yerde oluyor. İki buçukluk mu bu? Kelle diyoruz aslında. Beşi bir yerde, beşi bir yerde değil bu ama. O bu iki buçukluk gibi bir şey. Yani iki tam bir yarım. Kelle diyoruz aslında. Reşat evet. Diyorlar galiba. Yok, reşat. Nerede kelle diyorlar acaba? Yani. Hangi yörede? Bizim köyde. Öyle mi? Evet. Anladım. Kelle. Bunu da öğrenmiş olduk farklı evet. Bir terim değil mi? Ne balayına güzel. Nereye gittiniz Fatma Nurcuğum? Balayına Didim'e gittik Aslı Hanım. Hı hı. Kaç gün? Ege'nin incisi. 3 günlüğüne gittik. Ay ne güzel reklam da yapıyorsun ha. Ege'nin incisi Didim'e gittik. Bu da kelle. Tanıştırayım. Aman da yelle. Şimdi o zaman şeye geçelim. Biz de böyle bir tane altın veriyoruz hani. Evet. İlişki testini. Evet. Kelle olmasa aslında da kellenin bir küçüğü. Olur. Çok iyi olur Aslı Hanım. Balayına ne kadarı? Gittiniz? 5 sene önce. Evet fark etti. Ayşe Hanım öğrenmez seyahat edemeyecek. Aynen. Ayşenur Hanım'ı mutlu edemeyeceğim peki, ama gerçekten bazılarını. Finansal bölümde hani ben olmadığım için. Finansa bakmıyor. Neyse hadi. Senin şey evde finansman sen evet. Sorumlusun ben anladım. Evet Aslı Hanım. İzninizle tabii ben buyurun. Artık ilişki testine geçmek istiyorum kızlarım. Geçelim hadi o zaman. Bakalım.
Arayalım Semih'i. Arayalım aslanım. Telefon sende. Evet. Oldu o zaman. Kelle olmasa da şöyle bir tane naçizane bir minik altınımız var. Efendim inşallah bugün veririz. Şöyle de bir bırakayım yanına doğru. Sizce kazanır mı? Peki sanmıyorum. Ben kendime güveniyorum. Eşime de güveniyorum aslanım. Hadi o zaman. Görelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Alo. Efendim canım. Hayatım ne yapıyorsun? Sağ ol canım. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Ne yapalım? Yarışmadayız. İlişki testine gidiyoruz şimdi. Hazır mısın? Evet aşkım. Buyur. Buyur aslanıma verdim. Semih. Merhaba aslanım. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Semihciğim güçlü konuş tamam mı? Böyle gümbür gümbür. Şimdi ikinize aynı anda soruları ben soracağım. Senden ricam hemen sakın sen atlamıyorsun. Önce hanımın cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Ben cevapları duymayacağım herhalde işimi. Tabii yani aynen. Tamamdır. Öyle olacak. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hazırız. Bir alkış lütfen. Ay çok cılız alkış oldu. Hah, coşkulu. Şimdi ilk soru geliyor. İyi dinleyin ikiniz de. Çocuğunuzun birikim hesabındaki paraları kayınvaliden, Fatma Nurcuğum senin kayınvaliden borç olarak istese verir misin, vermez misin? Tabii ki veririm. Hemen atlama dur gitme. Sessize alayım ki tamam. Allah'tan almıştım. Tamam. Evet Fatma Nur verir mi, vermez mi? Tabii ki de verir. Evet ikinci sorudayız. Hafta sonu Semih sen ve kayınvaliden gezmeye gideceksiniz. Üçünüz arabada Semih'in yanına sen mi oturursun yoksa kayınvaliden mi? Kayınvalidem gelmeden ben kapıyı açarım kayınvalidemi buyur yaparım. Vay vay vay. Bu gösteriş mi acaba? Tamamen gerçek kalpten gelen bir duygu Şınır Hanım. Peki soralım bakalım eşi ne diyecek. Evet Semih. Ne olur durumlar? Bence öne annem oturur diye tahmin ediyorum. Fatma. Bir dakika tahmin ediyorum diyorsun hani bu daha önce olmuştur herhalde değil mi? Ne oldu mesela? Yani daha öncesinde oldu annem geçti. Vay. Emin olun. Ay hanımın ne dedi biliyor musun Semihciğim? Dedi ki ne ben dedi açarım kapıyı kayınvalidemi kendim oturturum hatta öne dedi. Ben de bu saatten sonra başımı sizlere geçiririm. Ay anlamadım. Ne? Korkardım. Biliyorum bu saatten sonra başımı üzerine geçiririm. Hep öyleydik hayatım. Helal olsun. Hep öyleydik hayatım diyor saçmalama diyor. Yani hep öyleyiz lan. Evet dur. Evet diğer soruya geçiyorum. Semih'e. Fayansları siler misin dedin Fatma Nur tamam mı? Evet. Eşin yer fayanslarını ve derz aralarını ne ile temizler şıklar geliyor? A. Sünger ile. B. Tel fırça ile. C. Diş fırçası ile. Sünger ile. Sünger dedi. Evet. A. Sünger ile. Bence kocan diyecek ki tel fırçası diyecek. Bu benim fikrim. Dur bakayım ben mi kazanacağım sen mi? Evet damat. Ben süngerle temizlerim. İyi tanıyor adam. Genelde erkekler bravo. Vallahi çok sevindim. Ama genelde erkekler tel fırça diyor. Hayret bravo senin kocan. Ben yarışmanın başına dediğim gibi aslanım. Kendime ve eşime güveniyorum. Peki o zaman Semih. Orucunu su ile mi açmayı tercih eder yoksa hurma mı? Su mu hurma mı? Hurma. Evet Semih. Cevap lütfen. Hurma ile. Evlendiniz Semihciğim Fatma Nur'la eve geldiniz. Fatma Nur'un sana yaptığı ilk yemeği soracağım. Şimdi önce Fatma Nur cevaplayacak. Hatta kal. Evet. Çok basit. Makarna köfte. Wow. Evet. Hatırlıyorsun. Evet. Helal. Dur bakayım. Evet Semih. Yani köfte makarnaydı herhalde. Bravo. Bravo. Birbirimizi tanıyoruz diyelim Ayşenur Hanım. Bilmem. İyi çalışın. Biz eşimle bir bütünüz dediğim gibi kocamın karısıyım. Canımsın. Gözümsün. Canımsın. Son sorudayız. İyi dinliyorsunuz. Fatma Nur'a en son aldığın hediye ne? Evet.
Pırlanta. Şu yüzük demiştin. Evet. Bakalım ne diyecek. Evet Semih, en son Fatma Nur'a ne aldın? Sonsuzluk bilekliği diye hatırlıyorum. Aa, o da pırlanta ama. O da pırlanta. Ama bileklik dedi. Hayır yapma bunu. Ama özür göster. Evet. Tamam, onunla onun arasında kararsız kalın. Ya hadi bırak şimdi. Pırlanta diyecektin ya. Baget yüzüktü ya da... Pırlanta hayatım, pırlanta, yaprak tamam, desenli. Kafa karıştı burada, bunu tabii ki yanlış evet. cevap olarak nitelendiriyoruz ama... Hiç üzülme. Çünkü bu noktada gelinlerime dönüyorum. Bir soru daha soralım mı gelinimize ve o soruyu siz tespit edin diyorum. Soralım. Pınar'a kaç kıyafet giydiğini soralım Aslı Hanım. Evet. Olur. Evet, cevabı alalım. Bir tane. Tek kıyafet giymiş. Evet. Bakalım eşin ne diyecek. Semih. Efendim Aslı Hanım. Hanımın kına gecesinde kaç kıyafet giydi? İyi düşün. Kına mı dediniz? Kına dedim. Bir. Alkış. Tebrikler. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kazandı ya. Haftanın ilk gününde Fatma Nur gelin ve eşi Semih bizden altını kazandı kocaman. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim. Vallahi tebrik ediyorum damat. Harika bir performanstı. Şimdi hanımına şans dile çünkü gelinler haftanın ilk gününde... Eşine puan kullanacaklar. Herkese, bütün yarışmacılara şans diliyorum. Eşime ayrı bir şans diliyorum tabii ki. Teşekkür ederim teşekkürler, hayatım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kal Semih. Hadi ilişki testini geçtiniz ama çok çalışmışsınız siz oraları. Bu arada bir şey gelmiş. Semih kapatma. Kapatmadım. Getir bakayım dış ses, al dış sesten hayatım. Ay burada ne görüyoruz böyle? Aman da kırmızı güller mi? Aç bakayım ne yazıyor? Bir not var Aslı Hanım. Ha, not mu var? Evet siz... Aa, ben mi? Hayır canım sana gelmiş. Ben yok. Ay ne incesin sen böyle Semih. Aferin. Heyecanlandım şu an. Heyecanlandı şu anda. Evet, ellerim titriyor. Elleri titriyor. Her zaman her şeyin en iyisini başardığın gibi bu yarışmanın da liderliğini senin alacağından eminim aşkım. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz Semih'ciğim. Teşekkür ederiz hayatım. Eşine veriyorum telefonu ve biz buradan puanlamaya geçiyoruz. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Pervin'in, belki Şermin'in, belki Ayşenur'un senden daha güzel olabilir. Ay canım sen belkilerle yola çıkmışsın belli ki. Anlaşıp gelmişler Aslı Hanım. Dediğim gibi Aslı Hanım, anlaşıp gelmişler. Gerçekten. Mutfağındaki o yağlık eşit değildi. Benim o konuda takıntım var. Nasıl yani? Yağ eşit değil diye mi? Açıkçası ben senden daha düşük bekliyordum. Bu beni şaşırttı. Ummadık taş baş yerdi. Az sonra. Büyük ödülümüz 50 bin TL için... İlk gün, ilk puanlama. Heyecanlı mıyız? Çok. Peki en yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Açıkçası hak ettiğim puanı şu anda Ayşenur Hanım'dan beklemiyorum. Hmm. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. En düşük puanı oradan mı bekliyorsun? Yani öyle empoze etmeyeyim de yani yüksek puan beklemiyorum açıkçası. Yorumlarından yola çıkarak Peki, bunu söylüyorum. Peki yükseği kimden bekliyoruz? Aycan Hanım'dan bekliyorum. Öyle mi? Pervin Hanım'dan bekliyorum. Aycan'dan başlayalım. Ben de şimdi herkesten bekliyor. Tabii Peki. başlayalım. Peki Aycan'cığım hazır mısın? Hazırım aslında. Kısaca sebeplerini duyalım ve puanını görelim. Tabii. Öncelikle salondan başlamak istiyorum Fatma Nur. Salonun güzeldi. Sadece beğenmediğim şey fonların ve şu tülün perden. Çeyizini beğendim. Yeterli mi? Çok değildi. Ama 5 yıla göre... Normal. Normaldi yani. Mutfağını beğendim. Rice pot'unu beğenmediğimi zaten dile getirmiştim. Öyle çok böyle beğendim denilemez aslında mutfağına. Yani eksiklerin veya fazlaların da çok fazlaydı bence. Bu şekilde puanımı açmak istiyorum. Puanını görelim Aycan'cığım.
Benim sana puanım... 3 puan. Gerçekten mi? Evet. İçin rahat mı peki? Evet, içim gayet rahat şu an çünkü... Yani çünkü belki... derken benim evim, sunumum, evet. Misafirperverliğim 3 puanı mı hak etti gerçekten? Ya misafirperverliğine zaten bir şey söylemedik. Yani gayet güler yüzlü, iyi karşıladığımızı teşekkür ederiz. Keşke söyleseydin, öyle, bu puanı öyle verseydin o zaman. Ama belki senin evinden daha güzel evler göreceğiz ve bu sefer diğer arkadaşlara haksızlık yapabileceğimi düşündüm. O yüzden bu puanı vermek istedim haftanın ilk günü. Haftanın ilk günüyüm diyor o zaman ben şanssız ilan ediliyorum. Öyle düşünme bence. Çünkü ben yani vicdanen rahat etmek için, haksızlık yapmamak için bu puanı verdim. Çünkü belki Pervin'in, belki Şermin'in, belki Ayşenur'un senden daha güzel olabilir. Ayca'nım sen belkilerle yola çıkmışsın belli ki. Ben bu puanı kabul etmiyorum. Hak ettiğimi de asla düşünmüyorum. Evime, sunuma, kendime, sunumuma, her şeyime güveniyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Yani kabul etsen de etmesen de yapacak bir şey yok. Ben 3 puanı hak etmedim. Asla. Asla hak etmedim. 5 üzerinden 3 ama 10 üzerinden değil. Ona göre sorgularsan... Bence 3 puan. Biliyor tabii ki. Yani evet tabii ki biliyorum. Bence ben 3 puanı hak etmiyorum. 5 puan bekliyordum muhtemelen. Evet. Yani 5 puan. En kötü ihtimalle 4 kapandım. Puanı neden bu kadar bozuldu? Sanırım 5 üzerinden değerlendirileceğini bilmiyordu arkadaşımız. Normal bir puan verdiğimi düşünüyorum. Hak ettiği puanı verdim. Evine çok güveniyormuş ama ben o kadar da güvenecek pek bir şey görmedim. Yani normal bir ev. Ve benim evime geldiğinde de bakalım kendi evini hala beğeniyor olacak mı? Şermin'cim seninle devam etmek istiyorum. Çok kısa sebeplerini duyalım. İlk önce nedenlerimi söyleyeyim. Hani evde birkaç eksik var. Hani beğenmediğim birkaç yerler var. Ne gibi eksiklik? Ona boş sehpalar vardı. Sehpaların eksikti daha doğrusu. Zigon sehpaların eksikti. Orta masam boştu. Mesela yemek masamda eksikler vardı. Bardak gibi, peçeten gibi. Çeyizin hani 5 sene öncesine göre iyiydi bence. Onun dışında yatak odam falan. Mutfağında eksikler. Sunum masası nasıldı? Sunum masası güzeldi. Hı. Sadece birkaç ufak tefek eksiklikler vardı. Puanla görelim mi? Görelim. Teşekkürler. Benim sana puanım. 3 puan. Gibi. Anlaşıp gelmişler Aslı Hanım. Daha önceden tanıştık ya. Öyle yani anlaşıp öyle bir şey yok. Bakalım diğerlerini de göreceğiz. Daha ikisi mi anlaştı? Hayır, ben kendi fikrimi, evet. Hani nacizane gördüklerimi, hani beğendiklerimi, beğenmediklerime göre tabii ki yorumlayarak verdim. 2 puanı sunum, neden düştüğünü sormak ister. Sunumlardan önce dekorumu, her şeyimi beğendiniz. Çeyizimi, Çeyizini beğendim. Çeyizinde bir sıkıntı yok. Salonun evet. Güzel ama evet. Boş. Yani bazı yerler eksik. Boş dediğim gibi hani birkaç... Boştan kastınız nedir acaba? Boş dedim derken. Hani eksiklerim var yani. Perdelerin dediğimiz gibi hani bayağı bir göz önünde olduğu için. Aksesuar mı eksikti? Aksesuar eksik. Hani bazı aksesuarlar çok fazla, bazıları ise eksikti. Mesela çiçekler çok fazla olmuş. Hani ama sehpanın üstü, hani oralar fotoğraf, boştu yani. Oralar boştu açıkçası. Sadece salona göre mi veriyorsunuz? Yatak Hayır. odası evet, nasıldı? Evet, mutfağa göre, yatak odasına göre. Yatak odası da boştu aslında. Boştu. Ama şık bir yatak odası vardı. Şık bir yatak odası çıktı. En azından mesela o komodinlerin üstünde çerçevelerinden eşiyle kendi fotoğrafını ya da kızıyla fotoğrafından. Ya da en azından farklı zaten bir şey. Zaten fotoğraf var salonda da sadece. Zaten salonda sadece aksesuar olarak şimdi, o var. Evet. Şöyle, odam zaten eşyalarım kaba olduğu için ben daha çok... Kaba değil. Yani... Biraz büyük ama evet. Salona da daha küçük olmaz zaten. Evet. Hayır, ben yatak odamdan bahsediyorum. Oralara çerçeve hani koysam daha böyle sıkış pıkış, incik cıncık gibi durur ya, diye ben tercih etmedim. Ufak tefek bir... Ama işte mesela orası küçük, beni oraya koymadım. Burası büyük, burada daha az. Sadece çerçeve görüyoruz burada. Devam edelim. Ben verdiğim puandan çok memnunum. Bence hiç bozulmasın bize. Pervin'cim seninle devam edelim canım. Kısaca sebeplerini duyalım.
Fatma Nur şöyle, evini ilk görüşte beğendiğimi söylemiştim. Birkaç eksiklik var, perde gibi. İşte kahve sunumundaki renk uyumsuzluğu, yemek masandaki renk uyumsuzluğu. Onun dışında yatak odasındaki birkaç bahsettiğim şeyler için. Oldu. Evet, olduğu için. Evet, yani böyle değerlendirdin. Evin genel tatları iyi, evet. Peki sunumları mı beğendiniz mi? Hani sunumunda. Renklerinden ziyade. İstersen yani. Fatma Nur'cum puanını göstersin, ondan sonra sen peki. Sor. Evet. Olur mu? Evet. Puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. Dediğim gibi Aslı Hanım, anlaşıp gelmişler. Gerçekten. Fatma Nurcuğum, anlaşma imkanımız yok zaten, bunu sen de biliyorsun. Ben de Ağcan'la aynı fikirdeyim. Şu anda ilk günün talihsizliğinden değil tabii ki de, ama bir sonraki günlerdeki katılımcıların evlerinden sonra pişman olmamak için böyle bir puan verdim. Belkilerle. Ve dediğim gibi belkilere göre yol değil açtınız. Yani bahsettiğim kusurları zaten söyledim. Hani tamamen 5 puan verebileceğim bir ev değildi ve 5 puan zaten bir kez verilebiliyor. Hani şu an sana 4 versem bir sonraki kişiye de 5 verdiğimde sonra tekrar senden daha iyi bir eve de 4 vermek zorunda kalacağım için böyle uygun gördüm. Misafirperverliği aslında çok iyi değildi. Yani evini beğendim evet, ama misafirperverlik olarak kapıda karşılama ya da bizimle birebir irtibat pek olmadı. O yüzden yani çok iyi diyemem bu konuda. Evet Ayşenurcuğum, sadece senin puanın kaldı. Kısaca evet, senden Hanım. De duyalım canım sebeplerini. Aslı Hanım, öncelikle bizi ağırladığı için teşekkür ederim arkadaşıma. Evindeki bazı şeyleri beğenmedim. Mutfağındaki o yağlık eşit değildi. Benim o konuda takıntım var. Nasıl yani? Yağ eşit değil diye mi? Onun dışında... Çok komik gerçekten. Hayır, perdeleri var. Ondan sonra gerçekten. Şurası botanik bahçe aynı olmuş. Ne güzel. Aslı Hanım ama oraya yoğunlaştırmış, burasını boşaltmış. Anladım. Yani bana göre zaten tarzlarımız da uymuyor. Öyle mi? Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Peki. Aslı Hanım. Puan. Puanını görelim canım. 3 puan. Daha düşüğünü de veremezdim. Daha fazlasını da veremezdim. Açıkçası ben senden daha düşük bekliyordum. Bu beni şaşırttı. Şöyle söyleyeyim, daha diğer arkadaşlarımın evine gitmedim. O yüzden hakkında yiyemezdim. Bu konuda ama teşekkür ederim. Ama daha fazlasını ederim. Da veremezdim. Ummadık taş baş yardı. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Yüzün güldü. Aynen öyle. Daha düşük bekliyordum. Daha düşük bekliyordum yorumlarına göre. Çünkü sürekli negatif yorumlar yaptı bana. Sürekli beğenmedi, bir kulp buldu, perdemi söktü. Yani ama daha ne yani diyebilirim? Yağdanlığımı, yağdanlığımı... O perde orada tek başına şey duruyordu, çok şey yapıyordu. Ama sökülünce evet. Arkadaşlarım da kalmadın, çok beğendi. Söktün. Evet. Aynen. Fatma Nurcuğum, en düşük puanı benden bekledin. Umduğun taş baş yardı canım. Herkesten beklediğim puanla aynıydı. Sana daha fazla veremezdim, kusura bakma. Ama düşük verip hakkını da yiyemezdim. Bu puanlar size tek tek dönecek. Toplamda gelinlerden 12 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Tamam. Hazır Aslı Hanım, hazırım. Peki. Haftanın ilk gününde Fatma Nur gelin gayet misafirperver bir şekilde bizleri ağırladı. Gelinlerin sert eleştirilerine rağmen hiç tarzını bozmadı. Ben bu tarafını çok sevdim kendisinin. Bununla birlikte evet salonda, işte yatak odasında, mutfakta hani ufak tefek eksikleri vardı. Yatak odasında bence yatak odasını çok kalabalık sevmiyorum. Sakin yatak odalarını daha çok seviyorum. Bununla birlikte çeyizi de bence yeterliydi. Eşiyle birlikte ilişki testinde de son derece başarılılardı. Haftanın ilk gününde bizden altın kazandılar. Evet, ben sana yuvanda mutluluklar diliyorum. Benim puanımı da cuma günü öğreneceksin bir tanem büyük finalde. Bakalım sana kaç puan vermişim. Her şey için teşekkürler. Her şey için çok teşekkür ediyoruz canım. Ben teşekkür ederim Aslı Hanım. Ayağınıza sağlık. Sağlık. Teşekkür ederim. Peki.
Hanımlar sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yarın Aycan'cığım sendeyiz. İstanbul'un neresindeyiz? Evet Aslı Hanım, yarın İstanbul Küçükçekmece'deyiz. Harika. Sizleri bekliyorum. Peki o halde yarın bekleriz yine aynı belki saatte Show TV ekranlarında Küçükçekmece'den merhaba diyeceğiz değerli izleyenler. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Sevgiler, saygılar bizden. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çekin o zaman bir fotoğraf rica edelim. Ver misin bir ses? Maşallah maşallah. Dün doğum gününden çıktık. Bugün de ucuz büfçeli nişana geldik. Evde leblebiler vardı, bayatlamıştı. Ben de dedim ki deneyelim bakalım nasıl olacak. Bize bayat bayat leblebilerle kahve yaptı. Konuştuklarını duydum Aycan Hanım'a. Bana sinsi demiş herhalde. Aa! Ben yine yağdanlığa takıldım. Niye bunları yine yarın bıraktınız kızlar? Baştan sağma oluyor. Bunda da yaparım bebeğim. Ayşe'nin şovunu yap. Evet. Benim dünkü çeyizimin yanında bir çerez gibi. Yani beni buluyor hep böyle şeyler. Kayınvalidenle aranda bir problem olsa kimin tarafını tutar? Annesinin tarafını tutar Aslı Hanım. Yapma ya.